Habertürk'te Para Gündem'le karşınızdayız. Günaydın, haftanın son iş gününden haftayı bitiriyoruz. Ama bir haftayı bitirirken öbür haftanın yoğunluğuyla ve bu haftanın yorgunluğuyla tamamlıyoruz. Yoğun bir gündem, dış gündem, iç gündem. Artık pandemide bir yılı tamamladık. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Siyasette gelişmeleri izliyoruz. Dolayısıyla liderler ayrı ayrı noktalardan Türkiye'nin dört bir yanından mesajlarını veriyorlar. Buluşmalar devam ediyor. Bütün gündemi değerlendireceğiz. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir de Ankara'da bizimle birlikte. Haftayı yine birlikte tamamlayacağız. Günaydın Bülent, günaydın Ankara. Günaydın Ebru Ankara'dan. Ankara'dan İstanbul'a doğru gezeceğiz inşallah. Bugün evet. Ekonomi reform paketini dinleyeceksiniz siz de Ankara'dan gelip. Bu kez İstanbul'da açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Dolayısıyla iş dünyası da davetli. Birlikte dinleyeceğiz. Sonra da değerlendirmeleri yapacağız saat 15'ten itibaren. Dolayısıyla yoğun bir gündem var ekonomi cephesinde, siyasette, dış politikada ve tabii ki koronavirüs pandemi sürecinde. Bütün bu konularda yorumlarını hızla almak istiyoruz. Önce başlıklar diyelim, ardından dinleyelim senin değerlendirmelerini. Koronavirüs nedeniyle bir günde 63 kişi daha hayatını kaybetti ve 14.046 yeni vaka açıklandı. Vaka sayısının 14.000'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradaki yükselişi görüyoruz. Kademeli normalleşmeyle birlikte vaka sayılarında artış olur mu derken, dolayısıyla o artışın 14.000'in üzerinde seyrettiğini dün itibariyle de gördük. Salgında toplam can kaybının da 29.290 kişiye ulaştığını söyleyelim. Dün ilk vakanın görüldüğü gündü. Dolayısıyla bir yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İstanbul'da 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da girişlerde HES kodu kontrolü yapılacağı açıklandı. Yani aynı zamanda kahvehane, internet kafe, kuaför, nikah salonu, düğün salonu, kütüphane gibi birçok yere girişte de HES kodu zorunlu olacak. Kurallara uymayan kişi ve yerlere ilgili adli ve idari işlem de yapılacak. Girdiğimiz her noktada toplu taşımadan kahvehanelere, yüzme havuzlarına, restoranlara, kafelere, nikah salonlarına, her yere, kütüphaneye, kuaföre dolayısıyla HES koduyla girmek zorunlu oldu. İstanbul'a ilişkin yeni önlemler de böyle. Eskişehir'de bir lisede 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmen COVID-19'a yakalandı. 34 öğrenci evlerinde 10 gün karantinaya alındı. Okulda da eğitime ara verildi. Okullarda vaka görüldükçe önlemler alınacağı zaten açıklanmıştı. Arka arkaya bu haberleri de gün be gün sizlere aktarıyoruz. Son haber Eskişehir'den bir liseden geldi. Salgının birinci yılını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kabusu 2021 yılında da yılında devam etmeyecek dedi. Sonbahara kadar 50 milyon kişi aşılanacak ve salgının etkisi azalacak ifadelerini kullandı, mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Sağlık ordumuz, hastanelerimiz ve güçlü altyapımızla destan yazdık dedi salgının birinci yılında. ABD Başkanı Biden karantinanın birinci yıl dönümünde ulusa seslendi. Ülkemizde koronavirüsten ölenlerin sayısı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül olaylarında ölenlerin sayısını geçti dedi. Yani 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül'ü kattığınızda koronavirüs bütün can kayıplarını, bütün acıları, acılarda oluşan kayıpları geride bıraktı ifadesini kullandı. Mayıs ayı sonuna kadar da tüm Amerikalılara yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız açıklamasını yineledi. Daha önce de benzer açıklamayı yapmıştı biliyorsunuz. Amerikalıların Mayıs ayı sonuna kadar tümünün aşılanması bekleniyor. Siyasete bakarsak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta esnafı ziyaret etti. Kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu demokrasi, adalet ve düşünce özgürlüğü vurgusu yaptı. Milletin vekilini millet seçtiği zaman eller iner kalkar diye talimat verilmez. Milletvekiline onun aklı yok mu? Milletvekili onun aklı yok mu? Milletvekilini kastederek diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu. Gelen kanunu okuyamıyor mu, anlayamıyor mu diye sordu. Merkez Bankası rezerv tartışması da yine gündemdeydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ben bunu sormayayım mı? Sormazsam görevimi yapmış olmam dedi. Sorduğunuz zaman da hakaret işitiyorsunuz. O zaman onları size havale ediyorum diye konuştum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Şanlıurfa'da esnaf ziyareti yaptı. Esnafın taleplerini dinledi. Akşener esnafın sorunlarına dikkat çekmek için konuyu meclis gündemine taşıyacaklarını da söyledi. Akşener'in gezisi sırasında talihsiz bir olay da yaşandı. İyi Parti konvoyunda yaşanan trafik kazasında Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu ile şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Geçmiş olsun diyelim. Dolayısıyla Meral Akşener Şanlıurfa'daydı. Esnaf ziyareti yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da Uşak'tan esnaf ziyareti sırasında mesajlarını verdi. Bu arada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İki liderin gündeminde seçim barajı vardı. Davutoğlu seçim sistemiyle oynayarak iktidar olamazlar dedi. Babacan, halktan gerçekleri uzun süre gizleyemezsiniz. Baktılar yetmiyor, başka ne değiştiririz diye arayışa girdiler. Bunlar beyhude açıklamalar dedi. İki lideri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Papa ziyareti anısına bastırdığı puldaki skandal Kürdistan haritası da soruldu. Davutoğlu kabul edilemez, Türkiye net ve kararlı tepkiyi kamuoyuyla vermeli dedi. Babacan ise beyhude şeylerdir, Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermez, hükümetin daha sert duruş sergilemesi de gerekir açıklamasını yaptı. Babacan sosyal medyada İyi Parti lideri Meral Akşener Şener'e yönelik başlatılan kampanyaya da tepki gösterdi. Ahlak sınırını aşan bir içerik ve aciziyetin göstergesidir. Kadın siyasetçilerin yanındayız mesajını verdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de seçim sistemi ve siyasi partiler yasasındaki değişiklik çalışmaları ile ilgili konuştu. Özel, barajın kalkmasını ve hazine yardımının herkese yapılmasını savunuyoruz dedi. Dolayısıyla bu konudaki çalışmalar devam ederken seçim sistemi ve siyasi partiler yasasında nasıl değişiklikler yapılacak? Hangi gündem başlıkları meclise gelecek? Bu tartışmanın da devam ettiğini dün siyasette görüyoruz. İsrail Başbakanı Netanyahu, Çevreyi Koruma Bakanı'nın gaz konusunda neler oluyor sorusuna Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la konuştuk. Hatta Türkiye ile de konuşuyoruz ve bu iyi bir şey cevabını verdi. İsrail Enerji Bakanı da 9 Mart'ta verdiği röportajda ülkesinin Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla dün Netanyahu, Çevreyi Koruma Bakanı'nın gaz konusunda neler oluyor diye sorusuna görüşmeler yapılıyor. Hatta Türkiye ile de görüşüyoruz ifadesini kullandı. Hem Mısır hem de İsrail cephesinde o noktada hangi gelişmeler oluyor? Yine bu haftanın bugünün soruları, gelişmeleri izlediğimizde. Eski Genelkurmay 2. Başkanı ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Edip Başar 79 yaşında yaşamını yitirdi. Başar'ın vefat haberini eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu. Emekli Orgeneral Başar 1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay 2. Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2002 tarihinde de emekli olmuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletelim. Gündem başlıkları çok özetle böyle. Salgından dış politikaya ve iç siyasi gündeme ve liderlerden gelen mesajlara özet bu. Yorumlarda Ankara'da. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir. Salgının birinci yılında değerlendirmeler yapıldı. Hem dünyada hem Türkiye'de. Şimdi kabine toplantısı da pazartesi olacaksa eğer bu yeni harita, yeni renkler, yeni kategoriler ve yeni önlemler gündeme gelir mi sorusu da var. Ve biz sonbaharda rahatlarız diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 2025 2020'den kötü olmayacak, çok daha iyi olacak diyor. Aşı içinde aşı bu salgının etkisini hafifletecek mesajı veriyor. Ama bir yandan da mutasyonlu virüs, yayılma hızı ve İngiltere'den yansıyan rapor var. Bulaş hızı yüksek ve daha ölümcül olabilir diyor İngilizler. Durum bu orada da, yani koronavirüs cephesinde. Senin değerlendirmen olursa oradan başlayalım. Tamam. Bugün 12 Mart muhtarasının 50. seneyi devresi, yıl dönümü. Bütün darbeleri kınayarak, darbe girişimlerini kınayarak, vesayeti, her türlü vesayeti kınayarak başlayalım. 12 Mart 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarıyla seçilmiş hükümete Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı'nın imzasıyla bir muhtıra verdiler. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a
ve hükümeti istifaya zorlayan bir askeri darbeden söz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meydana gelmiş olan dördüncü ve başarılı olmuş ikinci darbeydi bu. Bu darbe eylemi 15 Temmuz'u da eklersek buna. Türk siyasi hayatında, daha doğrusu Türkiye tarihinde askeri vesayet girişimlerinin olduğunu gördük. 15 Temmuz'u bundan ayırmak lazım. 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün silahlı kuvvetlerinin emir komutası içine sızmış ama emir komutanın katılmadığı bir darbe girişimiydi. Bu muhtırayı da kınayarak başlayalım. Bugün yıl dönümü. 50 yıl önce seçilmiş hükümete bir muhtıra verildi. Umarız ki bir daha Türkiye böyle darbe girişimleriyle karşılaşmaz. Her türlü vesayet girişimini kınamış olalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bazı veriler açıkladı ve bir yıllık değerlendirmeyi yaptı Ebru. Sıradan bir hastalık haline geleceğini ifade etti zaman içinde. Ve bunun artık üzerinize afiyet diyerek bir süre sonra 2021'de devam etmeyeceğini bu şekilde. 2021'de üzerinize afiyet diyerek geçiştirileceğini ifade etti. Ve gücünü üzerinize kaybedeceğini ifade etti. Üzerinize afiyet diyebileceğiniz bir durum haline gelecek dedi. Bununla bugünleri hatırlarken. Dedi. Evet. İnşallah öyle olur. İnşallah. Çünkü ben özellikle 2023'e kadar devam edeceğine ilişkin bazı uzman yorumları dinliyorum. Tabii hani yine kendimizi koruyacağız, muhtemeldir ki maske hayatımızda olacak. Belki aşılama devam edecek. İşte bizim yerli aşımız bulunacak. Ama aşıyla bu hastalığı yenemeyeceğimiz artık net bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü bütün dünyayı aşılamanız gerekiyor. Bir de virüs mutasyon geçiriyor. Senin de ifade ettiğin gibi. Ne olacak peki? Belki bir bağışıklık virüs insan vücudunda yaşamaya alışacak. O da kendini, hayatını devam ettirmeye çalışan bir organizmadan söz ediyoruz. Muhtemeldir ki işte bu yazı da biz yine böyle tedbirlerle kapalı bir şekilde geçireceğiz. Bunun tabii turizme etkisi ne olur? Ben bir yandan da ona bakıyorum. Rezervasyonların olduğu ifade ediliyor. Önemli ülkeler, Avrupa ülkeleri, işte Rusya mesela bir kısıtlama koymadı. Yani Türkiye'ye geçen sene turizm sezonunda bazı ülkeler kısıtlama getirmişti. Avrupa ülkeleri, Almanya. Almanya son bir ayında bu kısıtlamayı kaldırdı. O da belli şehirlere. İşte Antalya, Muğla gibi turizm yörelerine. Bu sene de bu üçüncü dalga kaldırdı. Var diyor, inat ediyor. Evet. Bu sene Rusya olmadı. Rusya ve Ukrayna'dan çok ciddi turist bekliyor Türkiye. İngiltere'den rezervasyonlar varmış. Ben takip ediyorum bunları çok yakından. Ama bir yandan da yapmamız gerekenler var. Vaka sayısı çok yüksek. Yani bunun binde bire düşmesi gerektiğini ifade etmişti. Bin vakanın altına düşmesi gerektiğini ifade etmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. O zaman işimiz daha kolay olur diyordu ama şimdi 15 binlerde 20 binlere doğru bir seyir var. Bu ortamda nasıl olur, insanlar, turistler gelirler mi? Ama iç turizm belki hareketli olabilir. Çünkü belli ki yaz aylarında da bu şeyler açık olacak. Turizm işletmeleri de gözetilerek. Ama şöyle bir şey var. Aşılamada 10 milyon, bunların bir kısmı 2,5 milyon kadarı ikinci doz aşılama. Henüz çok hızlı bir şekilde istediğimiz seviyede değiliz aşılamada. Bu arada kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın talepleri var. Kalp rahatsızlığı, akciğer rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlığı olan hastalarımız. Bu açıklanmıştı, neden vazgeçildi diyorlar. Benim bildiğim kadarıyla bir vazgeçme yok. Sen biliyor musun bilmiyorum ama kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın, kişilerin öncelikli aşılaması konusunda kararda bir değişiklik yok ki bu Sağlık Bakanlığı tarafından deklare edilmişti ama uygulamada problemler yaşanıyor. Demek ki aşı geldikçe biz öncelikli neden meslekler ve kronik hastalığı olanlar şeklinde ilerleyecek. İşte evet ama bu geldiğimiz noktada onların aşılanması gerekiyordu. Yani evet. Şimdi normalleşme başladı. Bu insanlar dışarıda çıkıyorlar. Doğru. Artık kısıtlamalar da yok. Belli ölçüde var. Dolayısıyla onların acilen, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların acilen aşılanması lazım. Dünyada böyle. Bizde de böyle. Karar var ama nedense sıra gelmedi.
Şu anda 65 yaş üstü aşılanıyor. Belki kamu çalışanları işte sonraki aşamada güvenlik görevlileri ve toplumun önünde görev yapan insanlar aşılanacak. Aksaklıkların giderilmesi gerekiyor. Bu şart. Ve bizim yine tedbirlere uymamız gerekiyor. Başkalarının hayatı için. Düşünün, çıktınız dışarı, maske takmadınız, önlem almadınız. Kronik rahatsızlığı olan biriyle karşılaşma ihtimaliniz var. Bunları düşünmemiz lazım. Yani kendimizi, hadi diyelim kendi sağlığımızı hiçe sayıyoruz. Ama bu insanlarımızı düşünmemiz lazım Ebru diye düşünüyorum. Doğru. Bu arada İstanbul'da İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun aldığı kararla kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro, spor salonu gibi yerlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Bence olması gereken bir şey. Alışveriş merkezlerinde uygulanıyor biliyorsun bir süredir. Birçok ilde de uygulanıyor. Restoranlarda da belki uygulanabilir önümüzdeki süreçte, lokanta ve restoranlarda. Zaten uygulanıyor bu onlarda. Bu mutlak, evet. Daha küçüklerde. Ben restoranlarda anladım. Görmedim ya. Restoranlarda uygulanıyor mu HES kodu? Ben restoran henüz gitmedim ama uygulanıyor. HES koduyla giriyorsunuz buradan. Tam uygulamıyor olabilirler ama zaman... hani HES koduyla girmek durumundasınız aslında. Kural gereği. Hıfzı Sağ Kurullarına bırakılmış bu karar. Denetimleri de yapılıyor ya. Bu hani, da... O yüzden dedim. Evet. Ama HES kodu da şöyle, en yakın zamanda bir test yaptırmış olmanız lazım aynen, ki orada tabii. Hani herhangi bir pozitif aynen. Ya da negatiflik durumu söz konusu olsun. Aynen. Belki hani bizim gibi görevi olanlar, biz sıkça yaptırıyoruz hani bazı resmi programlara katıldığımız için ama vatandaşlar için bu pek mümkün görünmüyor, o kadar sık test yaptırmak. Sonuç olarak biz bu yazı da önlemlerle geçireceğiz ve sonbaharla birlikte Sayın Bakan'ın ifade ettiği bir daha rahatlayıcı bir döneme girmiş olacağız. Tabii bugünkü koşullarla virüsün, mutasyon virüsün etkinliği ki çocuklarda da etkili olduğunu biliyoruz bu virüsün. Yayılma hızı belki bir süre sonra hani öldürücü etkisi belki ortaya çıkacaktır ama inşallah böyle olmaz. Aşılamada devam eder. İnşallah. Dünyada da durum bizimkine benzer durumda Ebru. Kronik rahatsızlığı olanları söyledik. Dün Ebru, daha doğrusu bir önceki gün eğer bu konu bittiyse iç siyasete geçelim. Lütfen, tabii ki. Orada da önemli değerlendirmeler, önemli gelişmeler var. Şimdi bu Merkez Bankası rezervleri tartışması devam ediyor. Biz önceki gün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la gazeteciler bir araya geldik. Orada bazı değerlendirmeleri oldu. Hem rezervlerle ilgili hem ittifaklarla ilgili. Dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir ziyareti oldu. Burada da hem bu seçim barajı, seçim kanunlarının değiştirilmesi konusu, burası çok önemli. Burada bazı yeni gelişmeler var. Şimdi ona da değineceğim. Ali Babacan'ın özellikle ekonomiden gelen bir isim olması hasebiyle ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuk devletini güçlendirmekten geçer dedi. Bu reformlar konusunu değerlendirdi. Özellikle yargı reformu ve bugün açıklanacak ekonomik reform. Tabii henüz detaylarını görmedik. Ben ona ilişkin de bazı detaylar vereceğim şimdi. Bir çıkıp bazı açıklamalarla halledebileceğiniz konular var. Yani güvenin pekiştirilmesi noktasında. Şunu yaparsanız belki reforma bile gerek kalmaz dedi. Bunun içinde tabii güven kaybı olduğunu ve iktidar değişikliğinin tek yol olduğunu ifade etti. Döviz rezervlerinin erimesi konusunda idari ve hukuki takibatın ileride yapılabileceğini ifade etti ama ondan önce siyasi olarak hesap verilmesi gerektiğini, yani vatandaşa bu rezerv kaybının nasıl olduğunu net bir şekilde açıklanması gerektiğini söyledi. Ve o verdiği rakamlar Merkez Bankası'nın sitesinde, işte zorunlu karşılıklar ve swap'tan gelen para düşüldüğünde eksi 44 milyar dolar ki bugünkü rakamlarla 41. Son açıklanan Merkez Bankası tablolarında görülüyor. Aynen öyle. Bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Her okuyan başka bir şey söylüyor ama net. Yani kimi zorunlu karşılıkları görmüyor, kimi swap işlemlerinden gelen kaynağı görmüyor. Yükümlülükleri görmüyor, doğru söylüyorsun. Sadece brüt rezerve artı bakıyor. Kimi de 95 onu abartıyor. Milyar dolarlık. Eksi kısmı da abartılıyor. Evet. Yani orada evet bir rezerv tartışmasıdır gidiyor. Evet, bu devam edecek gibi görünüyor. Evet, bir devam edecek gibi görülüyor. Bir tabii siyasi partiler kanunu. Şimdi AK Parti siyasi
işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bir açıklaması var. Ülke barajının, seçim barajının 5 ile 10 arası bir yerde. 5 ya da 7. 7 mi olur, 5 mi olur? Hangisi doğru? Niye doğru? Beklentiler ne? Bu çalışma, bu doğrultuda bir çalışma yapıyoruz dedi. 5 ile 10 arasında bir yerde olacak. Bununla ilgili bir çalışma var. Neredeyse bitti, tamamlandı. Sadece belki liderler bu konuda karar verecekler. Millet İttifakı düzeltiyorum. MHP'nin ve AK Parti'nin de bu konuda önerileri var. Bunun yanı sıra bir öneri daha var ki bu da işte AK Parti ile MHP arasında yaşanan bu tartışmaları, daha doğrusu bu görüş ayrılığını net bir şekilde ortaya koyuyor. O da HDP'nin kapatılması mevzu. Şimdi bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı bir işlem ama parti kapatmanın zorlaştırıldığı ifade ediliyor. Birçok gerekçe sıralanıyor. Bazı açılardan parti kapatmanın doğru olmayacağı, ki işte seçmeni değil kişilerin cezalandırılması gerektiği yönünde AK Parti'nin bir görüşü var. Bunu da fezlekeler üzerinden, daha önce bunu konuşmuştuk seninle. Fezlekeleri olan milletvekilliklerin yargılanması, milletvekilliklerinin düşürülmesi ve HDP'nin bir şekilde terörle arasında mesafe koymuş bir şekilde yoluna devam etmesi. Burada şu gündeme geliyor, en çok tartışılan konu hazine yardımının kesilmesi. Biliyorsun şu anki mevzuatta %3 baraj altında kalsa dahi %3 oy alan partiler hazine yardımı alabiliyorlar. HDP ise son seçimleri baz aldığımızda barajın üzerinde bir hayli oy almış bir parti. Yani %10 barajının üzerinde oy almış bir parti. Dolayısıyla ciddi hazine yardımı alıyor. Bu hazine yardımının belki kesilmesi, düşürülmesi, yani baraj hesaplamasıyla birlikte hazine yardımının da daha yükseğe çıkarılması söz konusu olabilir. Bu da tabii kişiye ya da mevcut duruma özel bir düzenleme çağrıştırıyor bizde. Hukukta böyle bir şey olmaz. Yani bir parti eğer suç işlemişse kapatılır. Terör eylemlerinin odağı haline gelmişse kapatılır. Bunun nasıl olacağı anayasada yazılı, mevzuatta var. Yetkili yargı organları var. Başvuruların nitelikleri de belli. Kimlerin yapacağı da belli. O açıdan hazine yardımını kesmenin yani nasıl bir rahatlatıcı etkisi olabilir ki? Düşünün ki ben bunun bir ahlaki ve etik bir problem olduğunu düşünüyorum şu noktada. Bir parti terörle, terör eylemlerinin odağı haline gelmiş de kapatılır. Hazine yardımı yani sadece paraya ya da hazine yardımına endeksleyen bir bakış açısının doğru olmadığını düşünüyorum ben. Anladım. Mevzuatta yapılacak bu düzenlemenin de ileride başka sıkıntılara yol açabileceğini düşünüyorum. Ama bir formül aranıyor. Sadece kapatma davası açıp hazine yardımından mahrum bırakma gibi, ki bu da çok kolay değil. Bununla ilgili de kısıtlamalar var. Kapatma davası açmadan mesela hazine yardımını kesemiyorsunuz. O yüzden bu ara bir formül aranıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bakalım ne olacak? Ben bunun doğru olmadığını, şık olmadığını düşünüyorum. Ebru. Tamam. Seçim barajı 5-7'ye inecek. Hazine yardımı da bu oranlarda oy alan partiler için mi geçerli olacak şeklinde bir düzenlemeden bahsediyoruz acaba? 3'ün üzerine çıkarılması. %3 almış, %3 oy almış partiler hazine yardımı alabiliyor. Tabii evet. Bunun oranları var. Tamam. En az 3 alacaksınız. Yeni düzenlemede. Belki bu da yukarı çıkartılabilir. Anladım. Yani bu da yukarı çıkartılabilir. Ya da HDP'ye evet. Hazine yardımının kesilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir diyorsun. Bu da tartışılıyor diyorsun. Onun için de kanun değişikliği gerekiyor. Gerekiyor diyorsun. Kapatma olmadan hazine yardımı nasıl kesilir? Bununla ilgili bir tartışma devam bir düzenleme olabileceği ifade ediliyor. Anladım. Evet. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. Bu peki. Çok dikkat çekici. Bu S-400'ler, Amerika ile yaşanan durum. Biz mecbur kaldık bugüne kadar artık ezberlediğimiz ve bildiğimiz konu, haklı olduğumuz bir konu. En iyi teklifi verdiği için Rusya ile anlaştık. Şöyle diyor, çok daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız olacak. Farklı kaynaklardan alacağız. Kimse Türkiye'yi bu konuda eleştirmemeli. Bence de dilimizde tüy bitti. Türkiye'yi kimse eleştirmesin çünkü
Mecburuz biz, savunma sistemine ihtiyacımız var ve biz kendi sistemlerimizi de üretiyoruz. Hisar O artı sisteminin yüksek irtifa hava savunma sisteminin testleri yapıldı. %100 başarı, hedefe tam isabet. Yani nedense ben böyle bu konuları böyle kendi milli imkanlarımızı anlatırken gururlanıyorum, onurlanıyorum, çok mutlu oluyorum. Bu önümüzdeki süreçte de tabii Amerika-Türkiye açısından, ilişkileri açısından belirleyici olacak. Bu arada Rusya da bir tarafında işin. İşte nükleer santral 3. Etabının şeyi yapıldı, temel atma töreni. Reaktörün daha doğrusu temeli atıldı, biliyorsun. Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bir açıklaması oldu. Şöyle bir açıklama, bu açıklama benim dikkatimi çekti. Başta Su-35 ve Su-57 olmak üzere Rusya'nın yeni nesil savaş uçakları konusunda işbirliği teklifini olumlu olduğunu ve bunu olumlu değerlendirebileceklerini ifade etti. Şimdi benim daha önce Rusya'nın bu konuda bir teklifi olmuştu. Ama yeni bir teklif mi, yeni bir anlaşma mı, bunu anlayamadım. Bu sadece mesaj ya da bir şey kaygısıyla mı yapıldı? Onu da bilemiyorum ama biraz garip bir açıklama. Belki de hani ilişkilerin önemine dikkat çekme açısından olmuştur. Çünkü Sukhoi-57'ler yeni nesil, 4,5 nesil denilen uçak. Yani 5. nesil tam IP tabanlı değil. Bunlar henüz Rusya'nın envanterine yeni girdi. Yani Türkiye'nin bunu kullanabileceği ya da nerede kullanacağına ilişkin bazı soru işaretleri var. Ha, Su-35 avcı bombardıman uçağı, 4. nesil uçak. Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte. Ama bu ciddi bir dönüşümü ifade ediyor. Bundan önce yapılması gereken bazı adımlar, atılması gereken bazı adımlar var Ebru. Bu konuda henüz bu noktada değiliz diye düşünüyorum. Bu uçakları alma noktasında değiliz diye düşünüyorum. F-16'lar var, onların modernizasyonu söz konusu olabilir envanterimizde. Hani araya koyup serpiştirip yapabilirsiniz ama S-400'ün alımı ve ihtiyacıyla bu uçakların alımı ve ihtiyacı aynı anlama gelmiyor. Aynı şey değil. Anladım. O yüzden zaman zaman gündeme geliyor bu konu ama böyle değil işin aslını söyleyeyim. Bir de tabii bu yeni reform, bugünkü reform paketi, onunla ilgili birkaç konu var, onu da aktarayım. Özellikle kitlerle ilgili bazı düzenlemeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketinde kit reformu. Burada belki bir demir yollarının bir holdinge dönüştürülmesi, bazı şirketlerin, BOTAŞ'ın mesela ithalat ve ihracat boyutunun bölünmesi, madencilikle ilgili bazı adımlar olacak. Birçok konuda makroekonomik hedeflerle ilgili bazı değerlendirmeler olacak. Yabancı sermayenin Türkiye'ye girişiyle ilgili, teşvik edilmesiyle ilgili bazı düzenlemeler olacak. Kamu maliyesi ve enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açıkla mücadele ve yapısal politikalar reformun temel ayaklarını oluşturacak. Bugünkü reformun, ben daha önce de ifade ettim, istihdamı artırmaya yönelik nasıl tedbirler ve nasıl teşvikler olacak? Bir yandan enflasyonla mücadele edip fiyat istikrarını sağlarken bir yandan da üretimi, yatırımı arttırmaya yönelik bazı girişimler ve hamleler olmasını bekliyoruz. Bugünkü reform paketinde açıkçası bakalım ne olacak. Tabii reform açıklanacak ama bir yandan da dediğim gibi esnafın özellikle faturalar, biriken faturalar, ödenemeyen faturalarla ilgili faizsiz erteleme ve taksit imkanı konusunda beklentileri var. Vergileri de bir yıl almayın diyor esnafımız. Bir yıl boyunca ödemeyelim, uzun vadeye yayılsın ve biz böylelikle faaliyetlerimize devam edebilelim derler. Onun da altını çizeyim Ebru. Belki o konuda yeni haberler gelir. Bugünkü reform paketiyle gelmez ama belki sonrasında pazartesi günü kabine toplanacak. Belki oradan bazı adımlar gelebilir ama sanırım kaynak noktasında bazı beklentiler var. Kaynak sağlama. Bu sağlandıktan sonra belki bir müjdeli haberler gelebilir peyderpey ihtiyaç olduğu anda. Bir taziye haberi vardı, sen verdin. Onu da ben aktarmış olayım. Emekli Orgeneral Edip Başar yaşamını yitirdi.
2002'de emekli olmuştu. 2. Ordu Komutanlığı ve Genelkurmay 2. Başkanlığı yapmıştı. Ben Başbakanlık Muhabirliğim döneminde kendisini terörle mücadele koordinatörlüğünde tanıyorum. Bu göreve getirilmişti Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. O zaman terörün azdığı, terör saldırılarının arttığı bir dönemdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat paylaşımı noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Bu vefat haberini aslında bir açıdan da bugün yorumladığımızda Türkiye'nin geldiği imkan ve kabiliyetlerin ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar iyi bir noktada olduğunu bize gösteriyor. Düşünün, terörle mücadele operasyonu yapacağız. Amerikan askerleriyle karşılaşma ihtimaliniz var. Bir de istihbarat sıkıntısı yaşanıyordu. Yani Türkiye sınır ötesinden, oralardan kendi istihbaratını üretme, ürettiği istihbaratı sahaya operasyon olarak yansıtma konusunda problemler yaşıyordu. Ve Edip Başar bu yüzden terörle mücadele koordinatörü olarak atanmıştı. O günleri unutmadık biz. Bugün kendi istihbaratını alıp anında SİHA, İHA teknolojisiyle, bombardıman uçaklarıyla operasyona dönüştüren, Irak özelinde oluşturulan tampon bölgede ve oradaki teknik haberleşme imkanlarıyla gerçekten çok üst düzey bir mücadeleden söz ediyoruz. Edip Başar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de yakınlarına da başsağlığı diliyorum, sevenlerine. Önemli görevlerdi bunlar. O görev çok kısa sürmüştü. Bazı problemler yaşandı. İşte asker-sivil ilişkileri açısından sivillerin bazı yaklaşımlara itirazları söz konusu olmuştu. Allah'tan rahmet diliyorum Edip Başar'a. Dün son olarak şunu da söyleyeyim. Dün biliyorsun Tatvan'daki helikopter kazasında kaybettiğimiz Osman Erbaş komutanımız ve diğer şehitlerimiz vardı. Evet, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar için Türk İş Hatay'da bir hatıra ormanı, kadın işçiler hatıra ormanı kurmuştu ve daha sonra bu şehadet haberinden sonra Osman Erbaş Paşa'mızın, şehidimizin anısına ismi verilerek bu orman orada yaşatılacaktı. Ailesini ziyaret ettiler. Pilot olan oğlu, kendisi de Türk İş üyesi, Türk İş'e bağlı Hava İş Sendikası'na bağlı olarak görev yapıyor, çalışıyor. Ailesini ziyaret etti. Eski başbakan, son başbakan Binali Yıldırım'la birlikte. Binali Yıldırım ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay Merkez Ordu Evi'nde taziye ziyaretinde bulundular ve aileye bu plaketi takdim ettiler. Belki şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve onlara olan minnet borcumuzu ödemek açısından önemlidir diye düşünüyorum Ebru. Bu haberde onu da aktarmış olayım. Bir kez daha başsağlığı dileyelim biz de. Şehitlerimize rahmet dileyelim. Amin. Büyük sabır dileyelim ailelerine de. Teşekkür ediyorum. İstanbul'a doğru geleceksin. Gündemi de haftanın son iş günü itibariyle bizlere değerlendirdin, yorumladın. Teşekkürler. Pazartesi ve bugün görüşmek üzere diyelim. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından ekonomiye pencere açacağız. Habertürk'te para gündeme devam ediyoruz. Ekonomiyi konuşacağız. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün önce insan hakları eylem planı açıklandı Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan tarafından. Bugün de ekonomik reform paketi İstanbul'da açıklanacak. Geniş bir davetli olacak bu reform paketini dinleyecek. Ekonomi çevreleri, ekonomi gazetecileri, köşe yazarları, iş dünyası. Dolayısıyla bundan sonra da yol haritası sanırım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da detaylandırılacak. İki hafta içinde böyle bir süreç bizi bekliyor. Ekonomi reformu derken önce insan hakları eylem planı, hukuk reformu ve bir dizi adımlar arkasından ekonomiyle birleşen bir reform önemli. Tabii ki. Dış yani yatırımlar için önemli, dış dünya için önemli, Türkiye algısı için önemli, yargı bağımsızlığı için önemli. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet ekonominin temelidir. Bence kesinlikle zaten aslında hukuk diyor, ve doğru diyor. Yani hem doğru söylüyor hem de aslında bugünkü paket mi daha önemli, öbürü mü daha önemli dersek bana kalırsa beraber bir yani elmanın iki yarısı gibi ama yani hukuk ve özgürlük alanında atılacak olan adımlar
dış dünya açısından vereceği mesaj açısından bugünkünden çok daha önemli. Bugünkünün başka önemli tarafları var. Şimdi kulağımıza tabii birkaç şey geliyor. Yani özellikle vergi konusunda adımlar atılacağı, yani vergiyle alakalı vergi gelirlerinin çeşitlendirilmesi ya da adaletli şekilde alınmasına dönük maddelerin olacağı ya da kolaylaştırılması bazı alanlarda gibi şeyler geliyor. Ama gelen bilgiler, açık söyleyeyim, bir reform, yani reformun bir küçücük parçası olabilir. Yani reform, tırnak içinde reform ifadesinin altını doldurmaz. O yüzden şimdi tabii biz burada ana çatılarını merak ediyorum ben bu şey paketin. Niye? Çünkü şundan, biz geçen sene boyunca biliyorsun işte gıda fiyatları konuştuk ağırlıklı olarak. Bu yükselişi konuştuk. Dünya da bunu konuştu. Çünkü dünyada hem Avrupa'da hem Amerika'da enflasyonu konuşuyor. Bunun temel sebebi hem emtia fiyatları hem gıda fiyatlarındaki yüksek seyreden düzey. Şimdi dolayısıyla ben ne bekliyorum? Açıkçası benim beklediğim, yani önümdeki 2023 falan değil, 2030 hatta daha sonrası için ben örneğin teknolojiye dayalı, dijital yatırımlara dayalı ana bir çatı bekliyorum mesela. Bu çatının altında, inan ki, yani tarım da bu çatının altında, sağlık da bu çatının altında olması gerekiyor. Sanayi yatırımları da bu çatının altında olması gerekiyor. Yani aslında bu ekonomik paketten benim beklediğim vergi vesaire gibi düzenlemeler ya da işte damga vergisi şöyle olacak, işte noterler konusunda şu yapılacak falan değil. Burada yapılması gereken tamamen üst çatının teknoloji odaklı olması, altında da diğer sert sektörün bu sektöre uyumunun kolaylaştırılmasına dönük adımlar olabilir. Yani ne olabilir? Tarımda teknolojinin ağırlığının arttırılması olabilir. Neden? Çünkü fiyatlar düşsün diye. Sanayide teknolojinin ağırlığının arttırılması. Neden? Katma değeri yüksek ürün satalım diye. Sadece kendi halinde sağlıkta teknolojinin arttırılması. Neden? İşte aşı bulalım diye. Yani onun yanı sıra yine keza aslen sanayi, teknolojide teknolojinin ağırlığının arttırılması ve yabancı sermayenin de... Evet, çünkü bak bugün iki gün önce haberlerini okuduk. Çip krizi yaşanıyor dünyada ve bugün Türkiye'deki Bursa'da otomobil firmaları çip üretemedik. Yani biz çip üretemiyoruz. Dünyada Çin var, Kore var, Tayland üretiyor. Bir kuraklık söz konusu, su ihtiyacı Almanya'nın dolayısıyla üretemiyor. Almanya'nın bugünlerde en çok görüştüğü ülke Tayland'mış mesela. Düşün mesela, bizim Şubat ayında otomotiv ihracatımız düştü. Niye düştü? Aslında dolaylı yoldan işte bak nasıl etkiliyor. Yani teknolojik gelişim her alanda her şeyi etkiliyor. Bundan ki motor üretiyor. O içinde T olmayan herhangi bir paket olmamalı. Paketin ağırlığı da bu olmalı. Çünkü niye? Bizim teknoloji yatırımlarımız çok düşük Ebru. Yani 2018'de 60-70 milyon dolar mertebesindeydi. 100-150 milyon dolar mertebelerinde teknoloji yatırımları var. Yani bunun... bu düzeydeki yatırımlar hiçbir şey değildir. Yani 5, 6, 10 milyarlara gitmesi lazım. İşte unicorn vesaire konuşuyoruz. Türkiye'de milyarları bulan girişimlerin sayısının onlarca, yüzlerce olması lazım ki biz 2030'da gençlere iş bulalım. Yani o yüzden ben bugünkü paketten açıkçası beklediğim budur. Yani tepede bir teknoloji teması, altında Türkiye'de ne kadar sektör varsa oraya eklemlenen bir ana tema eklenen bir program. Çünkü artık bu dakikada itibariyle bizim dünyadaki rakiplerimize yetişmemizi tek sağlayacak şey teknolojik imkanlar ve teknolojik yatırımlar. Yani bunun için de öncelikle şu çok önemli. Sadece bir kere yerli sanayiciyi de bu alanda teşvik çok gerekiyor ama bir de yabancıyı buraya ne yaparsanız yapın kolundan tutup getirmek gerekiyor. Onu nasıl getireceksek, tabii kolundan zorla getirecek halimiz yok. Öyle kendisinin geliyor olması lazım. Bu ekosistemi oluşturmak gerekiyor. Bugün Amerika'da biliyorsun Texas eyaleti işte Tesla'yı kendisine çekti. Yani Silikon Vadisi artık tartışılıyor. Etrafındaki emlak piyasası, etrafındaki yani demek ki verimli ve üretime artık imkan vermiyor bazı yer. Yani Amerika'nın içinde eyaletler birbiriyle yarışıyor. Dolayısıyla bizim de bölgemizde, yani bizim burada rakip olabilecek, bize kendi coğrafyamızı düşünürsek çok ülke yok. Ama biz böyle bakamayız. Biz Hindistan'la, biz Rusya'yla, biz burada yani Doğu Avrupa'daki ülkelerle rakip olarak hem hukuk sistemimizi hem özgürlükler konusundaki adımlarımızı hızlı atıp gelecekte çocuklarımıza eğer biz bu alanlarda katma değeri yüksek gelir sağlayacak iş bulacaksak teknolojiden başka hiçbir konuya odaklanmamamız gerekiyor. Bunu da böyle şey diye düşünmemek lazım. Yani çok basit tarafından işte sosyal medya uygulamaları, o bu değil. Hayatın her alanında bu konuda Türkiye'de bence yeteri kadar yani heyecanlı insan kaynağımız var. Yani bir kere çok yatkınız toplum olarak buna.
Yani teknolojik her yeniliği satın alıyoruz. Bayağı bir altın iş gücü varmış. Yani biz bu arada her türlü yeniliği çabuk kabul eden bir şeyiz. Üstelik 80 milyonluk nüfus da aslında teknoloji yatırımlarında önemli bir şey. Yani siz 80 milyona kullandığınız bir uygulama yapıyorsanız dünyanın her yerine satarsınız bunu. Öyle düşünmek gerekiyor. Neden Hindistan ya da Çin işte bu şekilde her yaptığı uygulamayı dünyaya ihraç edebiliyor? Bundan. Nüfus aslında burada önemlidir bu arada. Yani 2 milyonluk bir ülkede olabilirsiniz. 2 milyonluk ülkede belki şansınız daha az olabilir. Üstelik 86 milyonluk bir ülkede de hani çok daha fazla genç, yaratıcı beyin bulunur, eğitilir. İşte onun için de bu arada o temanın altına eğitim de koyalım. Yani ben teknoloji temasının altına eğitim de koyalım. Olmaz. Eğitimin de oraya eklemlenmesi lazım. Dolayısıyla bizim böyle... Çocuklar yani, daha staj yapacak yer bulamıyor. Evet, benim mutlaka işte ben beklediğim yani özlediğimiz, beklediğimiz bizi geleceğe taşıyacak olan tek tema budur. Umarım da bu temaları içeren bir paket bugün duyarız. Tarımda teknoloji vesaire koyarsan üzerine o ürün planlamasını da koyarsın. Tabii. Yani koskoca arazilerimiz var. Bunların takibi bir kere yani bırakalım sadece bunu da biliyorsun marketleri yani konuşuyoruz. Yani sen gıdaya ve enflasyona ayrı bir yer açılacağını tüm bunlarda işte ziyan olan ürünleri konuşuyoruz. Tüm bunlarda teknoloji tek çare. Yani başına insan dikemezsiniz. Ama... Yani bugünkü teknolojiyle her türlü zararı minimize etmenin bazı yolları vardır. Ha bir de bu çatının altına şey de koymak gerekiyor açık söyleyeyim. Değerli madenler, yeraltı kaynakları bunların da teknolojiyle aynı şekilde desteklenmesi. İşte ama bunun da aynı şekilde teknolojiyle katma değerinin yükseltileceği yatırımlara teşvikler ve ekstra. Belki de yani çok böyle radikal şeyler de yapılabilir. Yani özellikle devletin aldığı katkılardan vazgeçilerek. Yani dolayısıyla destek diyorsun. Yani buraya yatırım yapmayan büyük fırsat kaçıracak hissi verecek bir paket gerekiyor. Anladım. Açıkçası. Bugün öğreneceğiz. Dolayısıyla evet. Birçok sektörü etkileyecek, istihdamı destekleyecek, yatırımları destekleyecek. Yatırımların önünü açacak. Sektörel de önlemlerin alındığı, enflasyonla mücadele, gıda güvenliği ve istihdamı artıracak bir paket. Evet, bu paket ve adımlar göreceğiz. Ne kadar diye etkili söyledim. Olursa, doğru anladım herhalde. Evet, Ebru, bir de bu paket ne kadar etkili olursa biz şimdi burada faiz konuşuyoruz. Yani inan ki benim aklıma şu geliyor yani. İşte dünyada faizleri söylüyor. Merkez Bankası'nın bu anlamda eli zor ama... Doğrudan yatırımlar için. Doğrudan yatırımlar bundan bağımsız. Evet ya, cari açığın kapatılması açısından da bu paket çok önemli. Ama şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten ikna edici, doğru anlatılıcı, dünyaya doğru mesaj verilirse... ...bu paket Merkez Bankası'nın dahi elini rahatlatır. Bir de yani, sürdürülebilir olması lazım. Mesela cari işlemler açığını azaltmak için aramalı ithalatının önüne geçmek ve Türkiye'de üretimi, yani cari açığa yol açan üretimi gerçekleştirmek için hatırlıyor musun? 6 bölgeye ayrılmıştı Türkiye ve sektörel teşvikler, bölgesel teşvikler verilmişti. Hatta yatırımların o bölgelere o teşvikle gitmesi hem de bölgesel kalkınmada hedeflenmişti. Mesela çok güzel bir projeydi. Hem aramalı ithalatı hem cari açığa yol açan sektör, ürünlerde üretimin arttırılması... Devamlılığı konusunda biraz tabii biraz süreç da, bir sürü şeyle de bir kesildi. Bir de şu aslında zamanın ruhu yani aslında onlar önemliydi fakat şöyle bir şey oluşuyor. Süreçte bir sürü gelişmeyle onları kesildi. Onları da 10 sene öncesinden konuşuyorsunuz ama o zaman yapıldığında pek bir anlamı kalmayabiliyor diyorum ya. Yani, bir de uzun bir süreç bu, bugünden yarın olmuyor. Biz bugün pandemide gördük, herhangi bir yerde olmamıza gerek yok çalışmamız için. Yani dünya aynen, öyle bir değişti ki dolayısıyla siz bölgesel olarak gidin oraya yatırım yapın diye insanları zorlasanız da çok önemli kalmayabiliyor teknoloji konusunda özellikle. Yani dolayısıyla aslında biraz da zamanın ruhu var tabii ki. Teşviklerimiz. Bunlar zaman içerisinde çok güzel yatırımlar için imkanlar da sağlandı. Özellikle savunma sanayi konusunda vesaire. Ama demek ki biz bir yerde eksiğimiz var. İki, bugün hala biz bununla alakalı eksik duyuyoruz. Ya paket açıklama ihtiyacı duyuyoruz. Ama bence dediğim gibi yani bu mesajın doğru anlatılması bizim bütün önümüzdeki 20-30 yılın yeniden inşa edilmesi anlamına gelecektir. Öyle düşünüyorum. Bugün saat 15'te açıklanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Dolayısıyla reformun ayrıntılarını da daha sonra tartışacağız. Umarız yatırımların önünü açan, istihdamı destekleyen, büyümeyi yatırımla, üretimle büyümeyi destekleyen bir paket olur. Şimdi piyasalara geçelim ama vaktimiz yettiğince birkaç başlık almıştım ben. Bakalım. Bu pandemiyle beraber yine ilaç vitamin furyası arttı gitti, onu zaten biliyoruz. Bir de internet siteleri daha fazla e-ticareti kullandığımız için kansere çare, kelliye son, hızlı zayıflatır gibi ilaçlar yine aldı başını gitti ilanlar.
Bu konuda da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sıkı bir denetim yapmış. Televizyondan, internet sitelerinden, cep telefonlarından gelen duyurular sonrasında 30.295 internet sitesi kapatılmış. Yani, az değil. Ya hem öyle almış başına gitmiş. Yani insanların çaresizliklerinden faydalanıyor insanlar. Aynen ama öyle. Ama şunu bilmeleri gerekiyor. Eğer kansere çare zaten bulunduysa biz her gün buradan bu yayını yaparız. Herkesin farkına varır. Yani internette gördüklerine insanlar bunlara şey yapmasınlar. Keşke. Yani bunu bu bilinç düzeyinde olmamız gerekiyor. Evet. Yani 38.320.000 liralık ceza kesilmiş. 30.295 site kapatılmış. Biri bitiyor, biri başlıyor. Bununla da ilgili ciddi bir mücadele var. Dikkat etmenizde fayda var. Uyaralım. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu yeni düzene işsizlik mesela oranlarını her ay açıklayacak. Avrupa Birliği normlarına göre açıklayacak. Bir de danışma kurulları oluşturulmuştu. Fiyat istikrarı yani enflasyon ve işsizlik için. O danışma kurulları yeni TÜİK Başkanı'nın göreve gelmesiyle Sait Erdal Dinçer'in feshedildi. Bu duyuru yapıldı. Yani sonuçta çok akademisyen, kısa bir dönemde açıklanmıştı. Şubat'ta. Bir de vekalet edilen yani o dönem itibariyle bakıldığı zaman yani sonuçta yeni bir başkan. Dolayısıyla kendi belki farklı zaten yeni bir kurul planlıyordur. Evet, yeni sistemi belki farklı dizayn etmek istiyordur. Dolayısıyla ben çok fazla yadırgamıyorum bunu. Yani yani sonuçta daha dün kurulan bir kuruldan bahsediyoruz. Evet. Ama işsizlik verilerinde atıl iş gücünün olması, geniş kapsamlı istihdam tanımının olması ve orana ulaşılması önemli ama detayında çok ayrıntı var, biraz boğulmuş. Yani bizim gördüğümüz işte rakamlara baktığımızda Ocak ayında çok inanılmaz değil ama işte orada bir iş gücünün artışını görüyoruz. İstihdam artmış. İstihdam artmış görünüyor. Olmuş mudur olmamış mıdır ona tekrar bakmak gerekir, bir sokakta bakmak lazım var mı yok mu öyle bir sistem artışı diye ama sonuçta şunu unutmamak gerekiyor yani bir başkan geldi ve bu başkan kendine göre herhalde kurullar kuracaktır diye düşünüyorum ben, dolayısıyla elini rahat bırakmak lazım yani önceki şeyin devamı olmayabilir yani. Döviz mevduatı 5 Mart haftasına ilişkin Merkez Bankası'nın verisi, yerlilerin döviz mevduatı, yabancı para cinsi mevduatı ve kıymetli maden katıldığında 230.4 milyar dolar. Biraz düşmüş ama pariteden arındırıldığınızda 400 milyon dolarlık artış çıkıyor. Bireysellerin ilgisi biraz daha fazla yine dövize. Yani parite etkisiyle artmış görünüyor. Bu tabii çok hareketli oldu bir tarih hatırlıyorsan 5 Mart. Yani kurun o böyle gidip geldiği yukarı çıktı. Dolayısıyla bazı kişiler satış yönünde, bazıları ise bekleme yönünde karar almış olabilir. Evet. Satış da var, alım da var ama 400 milyon dolarlık. Satış yapanlar muhtemelen 7'nin altlarından maliyeti yapmışlardır. Dolayısıyla hani bunu bir fırsat olarak görmüş olabilirler. Yani çok önemli bir trend gösterecek, bir fikir verecek bir veri değil aslında şu an itibariyle maalesef. Dünyada salgınla uğraşıyor ama bir yandan da aşı umudu var. Bir yandan da ABD hazine tahvil faizi girdi hayatımıza ve gündemimize. Evet. 1.47'ye gerilemişti ABD hazine tahvilleri 10 yıllıkta. 1.55 seviyesine geri yükseldi. 1.60'a doğru yol alınca piyasa yine tedirgin oldu. Evet, o da kotasyonları 7.56'ya getirdi. Amerika çok önemli bir borçlanma gerçekleştirdi. 120 milyar dolarlık bir bu hafta borçlanma planı talep vardı. Talep yoğundu dedin. Evet, orada da bir ilk pakette 58, ikinci pakette 36 milyar dolarlık bir borçlanma imza attı. 10 ve 30 yıllık vadelerde. Dolayısıyla buralarda yoğun bir talep oldu. 2,5 kat yanılmıyorsam tahvillere. Tabii bu tahvillere yoğun talep olması aslında tahvil faizlerini düşürür ama orada oluşan faizler daha yüksek seviyede oluştuğu için de işte piyasadaki halihazırdaki faizler de yükselmiş oldu. Peki. Euro dolar paritesini bir geri alabilir miyim? Göremedim. 1.18 olması lazım evet. Ama 1.19'a çıkmış. Dolar da orada değer kazancı, euronun kaybı devam ediyor. 9 seviyesinde de euro tl 1556 borsa. Orada bu seviyelerin korunduğunu görüyoruz. Uluslararası piyasalarda da bir yükseliş vardı borsalarda, onu da söyleyelim. Altın 1710 dolar seviyesinde. Orada bir 1700 doların altında çok kalamıyor. 1700 doların üzerine çıkamıyor. Böyle kararsız bir seyir ama düşük bir seyir var. Brent petrolün varil fiyatı da yine 70 dolara yaklaştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi diyor ki enflasyon yükselecek. Yüksek %2'ye gelecek. Dolayısıyla ABD Avrupa hazine tahvil alımlarını arttırabilir. Bu arada petrol etkisi Avrupa'da çok daha fazla. Aynen. Onu petrol bizi etkileyecek bizi diyor. Bizi etkiliyor. Onları da daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla aynen. Yani
Amerika bu kadar enflasyon değil. Enflasyon yükselir, faizler evet, yükselirse Avrupa'da paranın gideceği yer Avrupa ve ABD olur. Ona da Hı-hı. bir ön almak gerekir. Çeyrek altın 679 lira, gram altın bizde 415 lira. Aynı kur etkili tabii ki, evet. TL kurunun etkisiyle dolar olan şeyler. Dolar yükselince bizde Hı-hı. de altın yükselişi sürüyor, ons düşük kalsa da. %2'lik yükselişine devam ediyor Bitcoin. Bir Bitcoin TL bazında, hatta dolar bazında da rekorda. Dikkat çekmeden yükseliyor sanki. Yani çok konuşmuyoruz ama işte topa şey yapıyor kendini. Biz konuşmasak da onun kendi pilot platformlarında ciddi Hı-hı. bir yansıması bit, evet, var tabii. Evet. Siz konuşmasanız da dünya başka yerlerde okuyor zaten artık. Bir Bitcoin 431.450 lira olmuş diyelim. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Saat ben 15 itibariyle de zaten reformun detaylarını öğreneceğiz İnşallah. Ve konuşacağız. Çok teşekkürler. Bir girişte yaptık sizinle. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikteydik. Tamamlıyoruz bu bölümü. Çok kısa bir aramız var. Konuklarımız gelecek. Gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bekleriz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Konuklarımız da hazır. Drogoman Başkanı Onur Erim bizimle birlikte İstanbul stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik Ankara stüdyomuzda. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar Ankara'dan. Teşekkürler. Ankara'ya da selamlar tekrar. Şimdi salgınla başlayalım. Koronavirüsün dün birinci yılıydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaşım geldi. Güçlü sağlık ordumuz, yenilenen hastanelerimizle bir destan yazdık koronavirüs sürecinde dedi. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sonbaharda 50 milyon kişi aşılanacak. Üzerinize afiyetle diyeceğimiz bir duruma ulaşacağız. 2025-2020 gibi olmayacak ve bu virüsün etkileri aşıyla beraber, alınan önlemlerle beraber hafifleyecek dedi. Fakat bir yandan da gözler Bakanlar Kurulu kabine toplantısında, Bakanlar Kurulu'nu düzelteyim. Şimdi bazı iller kırmızıya döndü. Mesela uzmanlar diyor ki Marmara bölgesinde turuncu olan bütün iller hemen hemen kırmızı oldu. Bir tek Bursa biliyorsunuz zaten orada sarıydı. Bursa dışında her il, bütün iller kırmızı olabilir diyor. İstanbul dahil. 100 binde vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı İstanbul'da. 20 kişi birden 20 arttı. Yani 100 binde 20 kişilik bir artış var. Dolayısıyla vaka sayısı 14 binin üzerine çıktı. Şimdi kabine toplantısında ne denir bu açıklamalar sonrası, ne bekliyorsunuz diye sorayım. Bir de İstanbul'da yeni önlemler de açıklandı. İl İfisiz Sağ Kurulları karar veriyor. Her yere, işte kahvehaneden restorana, kuaföre, spor salonuna, kıraathaneye, her yere HES koduyla girilecek. Kütüphanelere, yani kapalı her yere HES koduyla girilmesi gibi bir karar özetle çıktı. Dünyada da aşı tartışmaları devam ediyor. Biden diyor ki, ABD Başkanı, özet yapmak gerekirse bu salgınla ilgili neler yaşandı. İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül'de kaybettiğimiz insanların sayısı kadar koronavirüste insan kaybettik. Ölüm oranlarına ulaştık. Ağır bir süreç yaşadık. Mayıs sonuna kadar tüm Amerikalıları aşılayacağız diyor. Biz de Mayıs ayı sonuna kadar 50 bini aşkın kişi demiştik ama sonbaharı bulacak herhalde, öyle anlıyoruz. Ne dersiniz? Pazartesi günü 50 milyon. Benim bu milyonlarla binlerle bu aralar bir sorunum var. Kusura bakmayın, 50 milyon kişiyi aşılayacağız demişti Sağlık Bakanı Mayıs ayı sonuna kadar. Ama o sonbahara ötelenmiş görünüyor. Pazartesi günü Ankara'dan öncelikle ne söylersiniz? Bu hafta sonu da kademeli normalleşme yaşayacağız. Biraz da özlemişiz. Hepimiz dışarıdayız. Yeni önlemler gelir mi yoksa uyarılar mı olur? Ya da aşı konusunda bir takvim var mı duyduğunuz, bildiğiniz, açıklanan sizlere, Murat Çelik? Açıkçası aşı konusunda söylediğiniz çok doğru. Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Hı-hı. Üstelik de hani öyle çok önceden değil. Hani yanılmıyorsam daha bir ay bile olmadı. Şubat ayında bir açıklaması vardı. Doğru. Ve Mayıs sonu itibariyle Haziran'ı görmeden hatta 51,5 milyon gibi bir hesap yapılmıştı. İşte 103 milyon doz aşı üzerinden bir hesap yapılmış ve 50 milyonu aşkın diyelim, yuvarlak hesap. Hı-hı. Mayıs sonunda aşılanır diye. Fakat şu son açıklamasında Sağlık Bakanı o takvimin sonbahara ertelendiğini, bu kelimelerle değil ama sonbaharda bu hedefe ulaşacağız dedi. Dolayısıyla daha önümüzde bir hani sonbahardan da tabii kasıt nedir? Eylül mü, Kasım mı? O da tartışılır. Onu da kimse bilmiyor.
Dolayısıyla hani yine hadi Eylül diyelim, Eylül bile olsa daha 6 aylık bir periyottan bahsediyoruz. Aşılamanın tamamlanması için, 50 milyonun aşılanmış olması için, o hedefe ulaşılması için. Tabii bu bugünden yapılan planlamaların hiçbir aksaklık yaşanmadan hayata geçmesi halinde. Yani aşı tedariğinde yaşanacak sorunlar o sonbaharında... Dediğim gibi sonbaharın hangi ayında olacağını mesela belirleyecek hiç şüphesiz. Aşı muhakkak çok önemli ama onun dışında hani işte hep başından beri tam bir yıl oldu. Bir yıldır bambaşka bir hayat yaşıyoruz. Evet bütün dünya öyle yaşıyor ama bizi önce biz ilgilendiriyoruz. Şöyle bir baktığımızda doğru hepimiz özledik. Hepimiz çıktık ya da çıkıyoruz. İşte bu hafta sonunda belki çıkacağız. Ama mesela geçen cumartesi şöyle bir şey oldu. Kuzenim İstanbul'da yaşıyor. Telefon etti. Akşamüstü saatleriydi yanılmıyorsam. Ve böyle heyecanla ki çok titizdir, bütün kurallara uyar, annesi babası da 65 yaş üstü, dayımla yengem. Onun için onları korumak adına da kendisi de çok dikkat eder. Kadıköy'e gitmiş, Kadıköy çarşısına ve dedi ki Murat inanamazsın yani hani iğne atsan yere düşmez derler. Öyle ya. Evet. Sadece dışarıda değil işte o restoran, kafe vesaireler, Kadıköy çarşısını bilenler bilecektir zaten hani alışveriş hep canlıdır orada. Oradaki oturulup yenilip içilebilecek yerlerde sadece dışarıdaki kalabalıktan da bahsetmiyorum dedi. Bütün mekanların içerisi de tamamen dolu ve ne %50 ne bir şey. Hani bunu iki boyutuyla değerlendirdi bir de bir pandemi boyutuyla. Hatta kızdı dedi ki çıkıyorsunuz ekranlara uyarılarda bulunuyorsunuz. Bence hiç bulunmayın kimsenin dinlediği de yok. Bir de ikinci yanı dedi hani ekonomi kötü deniyor. Ama herhalde ekonomide de gayet büyük bir canlılık olduğuna göre bu kadar insan buralarda yiyip içebildiğine göre bir rahatlık da var diye bir yorumu oldu. Ben de hatta takıldım dedim ki ya uzun süredir çıkamıyordu insanlar. Bugünler için para biriktirmiş olabilirler. Eve harcamayı harcamaktan yorulmuşlardır diyor. Olabilir yani. Doğru. Dolayısıyla işin esprisi bir yana ama şu bir gerçek. Ben bunları kuzenimden telefonda dinlerken ben de Ankara'da dışarıdaydım. Hani kendimizce işte o mesafeyi gözeterek, maskemizi takarak vesaire. Ama ben etrafıma baktığımda aynı manzarayı ben de Ankara'da gördüm. Yani mekanlar mesela gidiyorsunuz bir mekana, bir restorana. Tanıdığımız yerler var. Gittiğimiz zaman konuşuyoruz. Diyoruz ki hani %50 uygulanıyor mu? Çoğu diyor ki uygulanmıyor. Çünkü iki sebebi var. Birincisi diyor biz burada eğer bir masayı dolu bir masayı boş bırakırsak yani orada da boş masa gözükürse insanlar geldiğinde yer yok diyemiyoruz. İşte boş masa var oturalım diyorlar. İşte hatır gönül ilişkileri devreye giriyor. Dolayısıyla o yapılamıyor. Masaları kaldırın mesela ortadan depoya kaldırın boş kalsın oralar dediğimde de o zaman da biraz kendi kârlarını düşündüklerini ima ediyorlar. Dolayısıyla hani tamam hepsi anlaşılabilir gerçekten çok zorlu bir dönem yaşanıyor. Esnaf da bu dönemde bu kademeli normalleşmede para kazanmak istiyor onlar da çok haklı. Ama bu hızla gidersek çok çabuk geri dönüp yani listede kırmızıya girip kapanacağız. Bunu da hepimiz biliyoruz. İşte İstanbul'da yaşandı. Ankara'da hemen bir ton arttı. Sarıdan turuncuya geldik biz Ankara'da. Evet. Ve yani bu sahnelere turuncu baktığımız zaman da bunun olmaması zaten mümkün değil. İşin ama daha farklı boyutları da var. Biz sadece yeme içme, hafta sonları, sokaktaki hayattan bahsediyoruz. Okullar var mesela. Yani pazartesi, salı iki gün okula gidiyor çocuklar. Perşembe, cuma iki gün gidiyor gruplar halinde. Bu iş böyle devam ederse okulların da tekrar kapanması gündeme gelebilir. Yani bütün bunlar önümüzde duruyor. Birazcık yani evet çok insani anlayabiliyorum. Yani hepimiz yaşıyoruz çünkü. Yani bunu buradan biz söylerken kendimizi toplumdan izole ederek söylemiyoruz. Yani bugün mesela hani ben de öğlen bir yere yemeğe gideceğim ama... Kendimizce dikkat ediyoruz. Hani o yemeklerde işte zaten maskeyi tamam yemek masasında kullanmıyoruz ama mesafeyi en azından ve açık havada olmaya dikkat etmek gerekiyor. Bütün o kuralları artık ezbere biliyoruz ama uygulama aşamasında bayağı ciddi sorunlarımız var. Yemek sürelerini çok uzun tutmayın diyor uzmanlar. Evet öyle diyorlar ama o da işte şöyle mümkün olmuyor. Hani sonuçta...
Evet yani şimdi fakat biz bunları hani günlük hayatımızda böyle yaşıyoruz, hepimiz böyle yaşıyoruz ama soruya geleyim en başına. Pazartesi olduğunda da hepimiz akşamüstü kabine toplantısından ne çıkacak acaba diye heyecanla kulak kesiliyoruz. Gözlerimizi dört açıp Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Ondan sonra kısıtlamalara dair ya da yeni önlemlere ya da işte tekrar yasaklar geldiğinde de bu sefer herkes feveran ediyor. Ama hem kendimiz yapıyoruz. Sonuçlarına da kendimiz katlanmak zorundayız. Diğer taraftan da aşı takviminde bir gecikme var malum. Sağlık çalışanlarını, bakın onları çok fazla yine konuşmuyoruz. Sadece bir yıl oldu diye yine övgü dolu sözler vesaire. Ama hayatını onların kaybedenleri yük... açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Evet. Sayıyı görüyorsunuz. O yani biz onu oran olarak görüyoruz ama o acıyı düşünün. Yani çok. Ya şöyle ben hep şunu söylüyorum bakın. İlk başlarda da bunu konuşmuştuk. Daha Türkiye'de Covid yüzünden ölü sayısı günde onlarla, yirmilerle devam ederken de bir arkadaş grubunda sohbet ederken şöyle bir şey söyledim. Yani biz meslek hayatımızda maalesef çok acı haberlere gittik, toplu ölümlere şahit olduk. Deprem bölgelerinde, sellerde, doğal afetlerde ya da ne bileyim terörle mücadelede vesaire. Şimdi bakın dün yanılmıyorsam 63 değil mi Türkiye'de ölen insan sayısı? Evet. Yani o kadar sıradanlaştı ki rakamlar. 63 kişi. Ben sadece izleyenlerden sabahın köründe yani sabahın bu saatinde körü değil tabi saat onu geçti ama bizim yani sabahın bu saatinde oldu. Bizi izleyen insanlardan şunu rica ediyorum. Yani 63 kişi bakın 63 tane cansız bedenin karşınızda böyle yan yana sıralanmış olduğunu bir gözünüzün önünde bir hayal edin. Çok acı. 63 kişi ya. Doğru. Yani bu böyle orada yazan 6 ve 3 rakamlarından ibaret bir şey değil. Doğru. 63 tane insan bedeni düşünün yan yana. Doğru. Ya da işte bugüne kadar toplam ölümlerin sayısını düşünün. Şimdi ekrandan göremiyorum. 29 bin mi yanılmıyorsam? 29.290 kişi. Şimdi 29.290 kişi yani. Ne demek biliyor musunuz? Bir stat dolusu, bir ortalama bir stat dolusu insan demek. Bir stat dolusu ceset düşünün ya gözünüzün önünde. Yani bu gerçekten bu rakamlar böyle yani rakamlardan ibaret değil. Değil tabii. Hani yaşamayanın anlamayacağı bir durum var ortada. Çok ciddi bir ve sürece bizlere biz, eğer çok yakınınızda böyle canınızı yakacak bir ölüm yaşanmadıysa da çok fazla duyarlılık sergilemiyoruz. Bu dediğim gibi tekrar ediyorum bu hepimiz için kendime de söylüyorum hepimiz için geçerli. Ama sadece o tabloyu gördüğünüzde gözünüzün önüne yan yana yatan 63 tane cansız beden getirin bakalım nasıl hissedeceksiniz onu söylemek istiyorum. Kötü hissediyoruz. Yaşarken de kötü hissediyoruz. 2020 bu evet. Anlamda söylediğinizde ne kadar kötü ve zor bir yıldı. Psikolojik ve travmatik olarak da zor bir yıldı. Dünya Sağlık Örgütü de defalarca zaten söylüyor. İnsanların her ülke vatandaşlarının psikolojisi ve bu travmayla da mücadele etmek durumunda diye. O anlamda dediğiniz tablo bunu da doğruluyor zaten. Yaşanan acılar. Şimdi HES kodlu önlem, mutasyon seferberliği, işte mutasyon alarmı bugün gazetelerin manşetlerinde yer almış. Mutasyon alarmı dediğimiz 76 şehirde 41.552 mutasyonlu virüs tespit edilmiş. İngiltere mutantlı virüs bu. Fakat işte Güney Afrika mutantı, Brezilya mutantı da var. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından detaylı açıklandı ama şu anda 76 şehirde en fazla 41.552 kişiyle İngiltere mutantlı virüs görüyoruz. Bir yandan işte il hıfzı sağ kurulları il bazında önlemler açıklıyor. HES kodu. İşte mahalle denetimleri artsın, okullarda denetim artsın, daha yakından takip yapılsın gibi öneriler, tartışmalar da söz konusu. İngiltere, biz otobüsler toplu taşımada artık otobüslerde de %50 kapasitesi kaldırıldı ya. Arkadaşlarımız şöyle bir araştırma yapmışlar dün. Ekonomi bölümünde biz de almıştık onu. Vatandaş tabii rahatsız, iki bilet alıyorum diyen var. %50 kapasiteyle devam etse daha iyi olurdu diyen var. Bazı firmalar %50'yi devam ettiriyor. Bazı firmalar ise tam kapasite yolculuk yaptırmaya geçmiş durumda. Yani normalleşiyoruz ama bir yandan da tehlikeler devam ediyor. Otobüslerde tam kapasite yolculuk başladı mesela. İnsanlar yolculuk ediyor, ilgi de var. Bir yandan işte insanlar kayba uğradı o beklenen süreçte.
Bir yandan onu kapatmaya çalışıyoruz. Bir yandan virüsten korunmaya çalışıyoruz. Bu dönem de zor aslında. Kolay değil gibi geliyor bana. Salgın dolu dizgin gidiyor. Gidiyor. Toplumsal olarak da duruşumuz... Bizim bir atasözümüz var ya, saldım çayıra Mevlam kayıra. Biz de öyleyiz. Şimdi eleştireceğim ama yani tabii eleştirirken de hakikaten her şeyi de göz önüne almak lazım. Yani bu kolay bir süreç değil, dinamik bir süreç ve bu süreci yaşarken öğreniyoruz, hatalarımızı görüyoruz. Kesinlikle böyle şu doğrudur diyebileceğimiz bir uygulama yok. Bir öğrenme şeyi bu, eğrisi maalesef. Bütün dünya için, bizim için de öyle. Ben restoranlar açılır açılmaz, ben çok dışarıda yemeği sevmem ama dışarıda yiyeceksem de genelde esnaf lokantalarına giderim. Gittiniz çok mi? Severim. Açılışımız 3 tane yere gittim, hiçbirine girmedim. Çünkü girmedim. Hepsi tıklım tıklım. Nerede? Avrupa yakası mı, Anadolu? Sarıyer. Sarıyer. Ve şey, yani Taksim. Sadece Kadıköy değil onun söyleyeceğim. Yok, Sarıyer ve Taksim. Murat Bey'e katılıyorum, %50'yi uygulamıyorlar diye. Benim gittiğim yerler uyguluyor fakat ters uyguluyor. Masa arttırmışlar. içeri giremedim, çok kalabalık. Şimdi şuradan bakarsa hep böyle hani bireysel tedbirle başlaması lazım diyoruz ya, aslında bireylerimiz yani vatandaşlarımızın da dikkat etmesi lazım. İçeri girenler fiyatlar da yüksekmiş biraz. Umursamıyor, giriyor, o kalabalığa giriyor. Dükkan sahibi yani umursamıyor demeyelim, hani onların da birçok derdi var, onlar alıyor. Çok net söyleyeyim, kolluk kuvvetlerimiz birazcık ters tarafa bakıyor. Net. O nasıl? Yani denetlemeleri gereken merkezde denetlemeleri... Tam denetim olmuyor diyorsun. Bakmıyor da yani. Onlar da tabii esnafla iç içe olan insanlar, hani onlar da esnafın derdinin farkında. Bunların hepsini kombin ettiğimiz zaman işte bu sıkıntılı tablo ortaya çıkıyor ve şunun farkında değiliz. Aslında geçen sene bu zamanlar çok korktuğumuz, komple eve kapandığımız durumdan çok farklı bir durumda değiliz. Evet, yani bu geldiğimiz noktada birazcık daha... Hatta ciddi bir şekilde ağır hasta sayıları işte ilaçlarla vesaireyle azaldı. Ölümler de vefatlar da hastalık vakalara göre azaldı ama 63 tane hayat ya, yani hani o bile çok. 6 tane bile çok. Dikkat etmek lazım. Çok iyi yaptığımız şeyler var. Aşılamada oldukça iyiyiz. Şimdi dün bir yani istatistik yayından, istatistik demeyeyim. Dünyada bırak, bir tedarikte şu aralar. Ona geleceğim. Şu an dünyada bir numara aşılamada İsrail. 2 nüfusa göre. Evet. Amerika, tabii nüfusa göre. 82 milyon. Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Şili ve Türkiye geliyor. Beşteyiz. Hangi araştırma? İstatistikanın sadece şey, ülkelerin yani, yayınladığı rakamlar araştırma yani, değil, direkt rakamlar. Peki. Bizim arkamızdan, altımızdan Norveç, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Kanada, Brezilya, Suudi Arabistan, Rusya, Çin, Meksika, Hindistan, Endonezya diye gidiyor. Evet. Şimdi bu iyi bir şey. Güzel. Şöyle bir sıkıntılar var. Mesela dün 7 Avrupa ülkesi İngiliz aşısını, AstraZeneca'yı yasakladı. 9. 9 mu? Tamam, İtalya tamamen yasakladı. Danimarka ve diğer ülkeler geçici süre durdurdu. 9 ülkeye çıktı. Mesela ilk günlerde çok konuşmuş Kanada. Yanlış hatırlamıyorum. 9 olabilir. Ben 7 diyorum, demek arttı. Hı-hı. Mesela ilk başlarda çok böbürlenen bu konuda Kanada, nüfus ihtiyacının 5 katı anlaşma yapan Kanada, şu an ciddi kavga var. Çünkü 800 bini geçemediler. Anlaşma var, yaptılar ama aşılayıp getiremiyorlar. Dünyada bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar yani var. Yani nüfuslarının 5 katı kadar aşı yapabilecek anlaşmaları var, yapan ülkeler ama var. Yok. Ama şu anda aşı yok. Aşı yok. Yani üretim aşamasında. Şimdi tekrar şöyle toparlayayım. Bir de mutasyonlu virüs araştırmasına takıldı. O da ayrı. O da evet, süreci geciktirdi. Biz kendi aşımızı yapıp, üretip, kullanmaya başlayana kadar aşının getireceği faydalardan... faydalarla bu beladan, bu belayı def edemeyeceğiz. Sanayi Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yani üç aşının, yerli aşının insan üzerindeki fazla çalışmalarının, yani, faz çalışmalarının sürdüğünü söyledi. O da Nisan ayında yerli aşı konusunda gelişme olabilir denmişti. Ya umarız. O da biraz gecikti. Çünkü bu bizim, yani eğer tabii hocalar bunu daha iyi bilir ama aşı bu işin bizim için, herkes için kurtuluşuysa bu şart. Neden şart? İşte görüyoruz. Mesela Almanya şu an, Merkel çok ciddi sıkıntılı durumda. Kendi aşıları olmasına rağmen başka Pfizer türlü sıkıntılardan dolayı onlar da ilerleyemiyor. İlerleyemiyormuş. Onlar da 75 yaş üstü bile yapılmamış henüz. Bekliyorlarmış. Bir de Almanya 3. dalgayı yaşıyoruz açıklaması yaptı. Şimdi ya yani bu şu şart, şu net.
Biz kendi aşımızı inşallah başarılı bir şekilde ortaya çıkar, kullanıma hazır hale gelir. Bunu yapana kadar rahatlamayacağız. Ha, aşı ne kadar bu işi bertaraf edilmesinde başarılıdır, değildir, işte mutasyonlar, şunlar bunlar devreye girerse ne olur? Onu hocalar tartışacak, tıp hocaları, biyokimyagerler. Ama bu bir net. Hani çünkü dünyada her yerde bu problem var. Hani en büyük ülkelerde var, en güçlü ülkelerde var, kendi aşısı olan ülkelerde var. Ve bu tabii dünyanın verdiği çok başarısız bir sınav. Yani Amerikan başkanı dünyanın en büyük gücü şu an parasal olarak, aynı zamanda teknoloji olarak en büyük gücünün başkanı, biz işte şu zamana kadar kendi halkımızın tamamını aşılayacağız sadece bunu diyorsa, şunu demiyorsa, ya biz bütün dünya olarak aynı bottayız hani. Demiyorsa işte zaten biz burada insanlık olarak... Bu dünya... AstraZeneca için bile kavga kopmuştu ya. Yani aynen. Sonuçta şu anki durum çok iyi değil maalesef. Dünya için iyi değil. Zannediyorlar ki biz kendi ülkemizi kurtarırsak... Hayır, böyle bir şey yok. Bütün dünyayı işte o neydi, hatırlıyor musunuz ilk başta? Geçen ayda Gambiya'ya mı bir yere 26 doz aşı yollamışlardı. Gana galiba. Gana mıydı? Yani dünya bu mentalitede olursa... 25 aşı. Dünyanın süper güçlü dediğimiz ülkeler bu mentalitede olursa biz daha bundan çok çekeriz gibi geliyor. Şimdi dün bir haber vardı bununla ilgili, bu eşitsizliği çok çarpıcı şekilde gözler önüne seren. Demin Onur Bey ülkeleri sayarken Birleşik Arap Emirlikleri dedi. Dün haberlerin birinde gördüm. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de özel bir klinik, hatta bir otel yanılmıyorsam. Hani gidiyorsunuz, yaş sınırı olmaksızın eğer paranız varsa gidip aşıya ulaşabiliyormuşsunuz. Orada aşı olan dünyanın farklı yerlerinden gelenler, hatta özel uçaklarıyla gelip aşı olup dönenler olduğuna dair bir haber vardı. Bu haberi bekliyordum. Bu haber tarafta... oldu mu yani Murat Çelik? Valla dün gördüm bir yerde, tam özel şimdi kaynağını hatırlamıyorum. Yani dünya böyle bir dünya. İşte bir Afrika ülkesine 26 aşı giderken belki Dubai'ye günde 26 özel jet inip 26 aile aşılanıp dünyanın farklı köşelerine dönüyor olabilir. Aynen. Dolayısıyla hani bir fotoğraf ya da bir belge görmedim ama böyle bir haber vardı. Şaşırmıyorum. Muhtemelen de doğrudur diye düşünüyorum. Bu aşı konusundaki hırslarla ilgili Koç Üniversitesi'nin bir dünyada aşı konusu ve milliyetçiliği konusunda bir araştırması var. Onun sunumunda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Candan'ın bir şiiriyle yanıt verdi. Bu konuya değindi. Yani bir ada değil hiçbir insan. Karanın parçası, okyanusta bir damla. Candan'ın bu dizelerini hatırlattı. Yani burada bir ekonomik sorun koronavirüs nedeniyle dünyada çıktığı zaman zaten bunun maliyetini gelişmiş ülkeler %50'sini üstlenecek. Yani siz tek başınıza kurtulamıyorsunuz. Mesela Almanya 3. piki yapmış. Avrupa'da en büyük tartışma yaz geliyor şimdi. Sınırlarını açın diyor. Açamayız bu durumda. Önlemleri devam ettirmeliyiz ki biz kendimiz normalleşelim diyor Almanya. Üçüncü dalgayı yaşıyoruz diyor. Ama şimdi mesela sınırları kapalı. Geçiş yok. Dolayısıyla bu duvarları ne kadar sürdürebilirsiniz ki tek başınıza? Bir taraftan aşı olsanız ne olacak? Kısa vadede olacağını zannetmiyorum ama birileri de bu aşı pasaportu üzerinden de başka türlü engellemeler. Mart, evet. 17 Mart Avrupa. Ben o biraz geçecek gibi. O ama yine uzunabilir bir durum değil, tartışılıyor. Evet. Bu da bir taraftan bakıyorsunuz bazı ülkelere veya firmalara avantaj sağlayıcı bir koz haline getirilmeye çalışıyor. Şimdi düşünün, işte pasaport çıktı diyelim. Yani ben yakın bir sürede çıkacağını düşünmüyorum ama pasaport çıktığında dediler ki işte Çin aşılarını bunun içine sokmuyoruz. Ya buradan çıkacak zorlamaları, zorlukları ve aslında gizli bloklamaları düşünebilir misiniz Türkiye için, Çin için, başka ülkeler için? Ya bunu bile bir koz haline, bir ekonomik bir sopa haline getirmeye çalışan maalesef zihniyetler var. Var. Şöyle, turizm sezonu geliyor. Onu da bir sorayım size. Oradan biraz ekonomiye bağlayıp siyasete geçelim o zaman. Yunanistan Mayıs ayında sezonu açıyor. Bütün turizmle yaşayan bir ülke olduğu için mesela Yunanistan işte örnek, bu turizm hareketliliğinden faydalanmak istiyor. Mayıs ayında sezonu açıyorum diyor. Koronavirüs geçirmiş olanları ve negatif test sonucuyla ülkeye kabul edecek herkesi ve bekliyoruz diyorlar. Dolayısıyla Almanya'nın sınırları kapalı ama turizm sezonunda ne olacak bilmiyoruz. O tarihe kadar kısıtlamaları da yavaş yavaş Mayıs'a kadar Yunanistan kaldıracağını ve sezonu açacağını Mayıs'ta böyle duyurdu. Yani
bakıldığında bizde de Antalya'ya Rus turist gelir ama Ege'de yerli turistin tatil heyecanı devam ediyor. Şimdi bir de tatil geliyor. Eğer sonbahar aşılanma kaldıysa biz yaz sürecini de dikkatli geçirmek durumunda değil miyiz? Ama turizm de çok önemli. Dolayısıyla ülkeler beklemiyor ki. Bakın açıyor sezonu Nisan Mayıs'ta. Şimdi geçen sene yani sektör olarak ve işletmeler olarak zaten kontrollü bir şekilde açıktık. Hani çok fazla gidiş geliş olmadı. Şu anki bizim mevcut durumumuzda kabulde hiçbir sıkıntımız yok. Bütün tesislerimiz, sektör kabule hazır. Ve en yani, geçen yıldan da tecrübe var. Tecrübe var. Bir ama de bu geçen yıl patlayabilir yani. Geçen onun yıla göre daha bir şeyiz, tecrübeliyiz ve hazırlıklıyız ve birazcık daha elimiz kuvvetli. İşte ilaçlar birazcık daha fazla gelişti. Nispeten aşılama var dünyada ve Avrupa'da ve Türkiye'de. Buradaki tek sıkıntı, olası tek sıkıntı ama pek zannetmiyorum. Avrupa'dan, özellikle bizim turist çektiğimiz Avrupa ve Rusya'dan buraya gelişler olacaktır. Bir de dönüşler olacaktır. Yani şimdi Avrupa'daki mesela Almanya, Türkiye'ye geliş konusunda bir sıkıntı çıkarmaya kalkarsa çok ciddi etkilenir. İkinci bir yol şeyi de var bunun, perdesi de var. Şu da bizi çok etkiler. Ki bunu yaptılar zaman zaman ülkeler. Mesela Almanya derse ki Türkiye'ye gidersen okey git ama geri gelirsen 15 gün karantina zorunluluğu yapacağım. Yunanistan'a gidersen gelirsen yapmayacağım dersen o da bizi etkiler. Burada da işte böyle bir ticari savaşlar, turizm savaşları olacak mutlaka. Hmm. Ama biz şu an itibariyle sektör olarak ve ülke olarak turist almaya hazırız. Şu an bir değişiklik yok. Geçen sene de yaptık bunu. Evet. Bu sene birazcık daha yapacağız. Bizdeki yani olası sıkıntı bize turist gönderecek ülkelerin Türkiye'ye gelişlerde ve dönüşlerde çıkarması muhtemel zorlamalar veya işte zorluklar olabilir. Onu da zaman gösterecek ama şöyle bir şey var. Ya insanlar çok sıkıldı ya. O devletlerin de o ülkelerin de her ne kadar Türkiye'yi belki Yunanistan'ı kayırmak istese de diyelim bir AB ülkesi olarak çok zorlayabileceğini zannetmiyorum. Çünkü insanlar çok bunaldı. Zorla da işte buraya git buraya gitme konusu şey onlarda da sıkıntı çıkarır. Ufak tefek şeyler olsa da ben maksimum derecede bu konudan faydalanacağız diye düşünüyorum. Ve bu sene geçen sene göre çok daha iyi olacaktır turizm. Murat Çelik, sizin yorumunuzu almadan önce İngiltere'de mutasyonlu virüs, İngiltere'de yayılan ve İngiltere'yi çok zorlayan mutasyonlu virüsle ilgili bir araştırmanın sonucu yayınlandı. İngiltere diyor ki mutasyonlu virüs görülen tüm hastalar incelendi. İngiliz mutasyonunun diğer COVID türlerinden daha ölümcül olduğu belirlendi. Daha hızlı yayıldığını da biliyoruz. %40-70 oranında daha fazla bulaşıcı. 54.906 kişinin 227'si hayatını kaybetmiş İngiltere mutasyonlu virüs görülen hastaların. Dolayısıyla can kaybı da 141. Yani böyle bakıldığında mutasyonlu virüs araştırmaları da günden güne biraz daha ölümcül de olabilir şekline dönüyor. Bir yandan da İngilizler rezervasyon yarışında onu görüyoruz. Herkes bunaldı. Tüm ülkelere baskı var gideceğiz diye. Ülkelerde turizme hazırlanıyor. Böyle bir süreci de yaşayacağız sanırım. Çok kısa bir yorumunuzu alalım sonra araya gideyim. Tabii bu mutasyon konusunda şimdi bizler de artık tıp insanlarını dinleyerek bazı şeyleri öğreniyoruz. Mutasyon başladığında ki hani bu konuda pandemi sürecinin başından beri Profesör Mehmet Ceyhan'ın yorumlarının ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha en başlarında Mehmet Ceyhan Hoca şöyle bir ifade kullanmıştı bir yayında beraberdik. Dedi ki bu tür virüsler bir şekilde mutasyona uğrar, o mutasyonun da iki türü olur. Ya kötüye evrilir. Ya da o mutasyon sonucunda kendi kendini yiyerek bitirme yoluna girer, o iyi olur diye. Şimdi kötüye evrildiğini görüyoruz ama şöyle de bir durum var, tam anlayamıyorum ben. En azından belki daha netleşmediği için ya da bilim insanları bunun adını bizim anlayacağımız kadar net koyamadığı için. Şimdi evet birkaç tip mutasyon var. O mutasyonlarda bulaşıcılık hızının arttığı bir kere kesin. Evet. Daha çok bulaşıyor mutant virüsler ama öldürücülük oranının... Ben bu haberi ondan aldım. İlk defa bu. Evet. Netlikte gördüğüm için aldım. Öldürücü evet. Değil. Dolayısıyla deniyordu şimdi, ama şimdi burada... onu söyleyecektim. Hı-hı. Evet, yani çok daha hızlı bulaşıyor, çok daha hızlı yayılıyor. Hı-hı. Ama ilki kadar ya da orijinal virüs kadar, COVID-19 kadar öldürücü değil deniyordu. Burada öyle bir fark var.
Yani bu biraz daha rahatsız edici bir haber. Dolayısıyla genelde de İngiltere'den geliyor böyle haberler. Bilmiyorum tabii işte bunu bizim Türk bilim insanları, yani Türkiye'de de sonuçta sanıyorum Sağlık Bakanı'nın açıkladığı, yani 81 ilin neredeyse 70'inde mutant virüse rastlandı. 76. Ama hangi tip mutant virüsler? Dolayısıyla hani bunun işte Brezilya'sı, Güney Afrika'sı vesairesi de vardı. Yani böyle ölümcüllüğü de artmış olan virüsse o zaman alarm seviyesini hani belki de yine illere göre daha da artırmak gerekebilir. Yani hani korkunç senaryonun içine yeni korkunç unsurlar ekleniyor diye düşünülebilir. Aynen. Daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bir de hani aşıda da tedavide de mutasyona uğramış virüs için yeni bir silah yok elimizde. Yani tedavide ekstra şöyle bir unsur var denmiyor. Yani normal virüse de, mutasyona uğramış virüse de bir şekilde aynı tedavi uygulanıyor. Yapılacak aşılar aynı. Dolayısıyla hani nasıl mücadele edilecek gerçekten onu anlamak çok güç. Tam dediğiniz gibi ben de kafam biraz karıştığı için bu noktada belki bir açıklama gelir insanlara. Ölüm oranları düşük. Bulaş hızı yüksek deniyordu ama İngiltere iki gündür arka arkaya yayınladığı raporlarda ölüm oranları da yüksek olabiliyor dedi. O yüzden belki daha net bir açıklama duyabiliriz diye aldım ben de bunu dikkatimi çektiği için. Sizin altını çizdiğiniz gibi düşündüğüm için sağ olun. Çok kısa bir ara var, verelim devam edelim. Devam ediyoruz. Ankara'da Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik var. İstanbul'da Drogoman Başkanı Onur Erim'le birlikteyiz. Bu hayatımızı 2020 yılını çok zora sokan koronavirüs birinci yılında yeni açıklamalarla mutasyon diyorduk, o da geldi. Dolayısıyla mutasyonlu virüsün nerelerde görüldüğü Türkiye'de açıklandı. Mutasyon seferberliği, mutasyon alarmı bugün gazetelerin çoğunun da manşetini oluşturdu. İşte HES kodlu normal başlıklardan biri Akşam'ın, mutasyon seferberliği Hürriyet'in, Milliyet'in mutasyon alarmı. Dolayısıyla her şeye rağmen hayat güzel demiş Posta Gazetesi. Dolayısıyla biraz da moral veren yaşanılan şeyler sonrasında işte mutluluğa erişenlerin hikayeleriyle beraber biraz daha umut veren haberler de yapmış. Dolayısıyla bir de bir haber daha var. Hadi onunla geçelim siyasete. Cuma günü de yoğun, arka arkaya da açıklamalar göreceğiz. Bu teknoloji devi Facebook'un kurucusu Zuckerberg. Akıllı gözlük konusunda çok onun çalışmaları var. Özel de ilgi alanı. Uzun süredir de üzerinde Google'dan sonra en fazla o çaba gösteriyor. Sizi ışınlayacağım, 10 yıla kadar bunu yapacağım diyor. Mesela siz ofisinizdesiniz ya da evinizdesiniz. Mesela Murat Çelik'te Ankara Stüdyosu'nda yalnız ya şu anda. O gözlüğü taktığında bizi yanında görecek. Bat oraya ışınlanacakmışız. Yani fiziken değil ama ruh. Ne güzel. Biyo kalmıştı. Biyo kalmıştı. Onu da yaparsak. Dolayısıyla bu yemek mesela restorana gidemediniz ama ışınlanarak oraya akıllı gözlüğünüzle restorandaymış gibi karşınızdaki sizi görecek. Siz de onu göreceksiniz. Yakın yakın sohbet ediyormuş gibi hissedeceksiniz. Yani hislerle fiziken değil ama hislerle ışınlanabilecekmişiz. Işınlandığınız masadaki yemeklerin tadına bakabileceğiniz noktaya gelene kadar ben ilgilenmiyorum bununla. Doğru, o da var. Teknolojinin tabii bizi götürdüğü, hani insanın daha robotik bir hale geldiği dünya tabii. Hani bunu çok fütüristik filmlerde görüyoruz ama hakikaten korkutucu ve alışılması zor. En azından bizim jenerasyonumuzun zor bir noktada ama tabii dünya oraya doğru gidiyor. Evet. İnşallah insanlık buna iyi bir savaş verir, iyi bir sınav verir daha doğrusu. İnşallah. Ama biraz önce Murat Çelik'in bahsettiği haberde dünyanın en zenginleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde özel bir hastanede aşılanıyor haberi. Böyle dünyada da hafif hafif acaba mı dedi. Gerçi gidenler varmış, aşı yapmıyorlar orada diyorlar. Deneyenler de varmış Murat Çelik. Biz bilmiyoruz ama. Peki. Ya deneyenler bile varmış. Yeteri kadar paranız varsa yani diyor. Evet. Bir de aşı çeşitliliği önemli tabii. Umarız önümüzdeki günlerde bu yönde de bize açıklamalar gelir diyelim. Şimdi yavaş yavaş böyle siyasete de bir giriş yapalım. Bugün ekonomi reform paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bir yandan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta esnafla buluştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şanlıurfa'daydı.
Böyle 2023'te seçim ama seçimmiş gibi bir hareketlilik ve tartışmalar devam ediyor. Dolayısıyla orada bu haftaki tartışmalara bakıldığında esnafın sorunları, koronavirüsün yarattığı etkiler ve ekonomi üzerinden muhalefetin açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da rezervler noktasında çok sert yanıtı, aynı zamanda bu koronavirüs döneminde neler yapıldı, hangi yardımlar yapıldı, ona ilişkin sürekli iktidardan gelen açıklamalar. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bu esnafla buluşmalar, sokaktaki yansımalar ve gündemin muhalefette ekonomi olması, biraz daha dış politikaya da dönmesi, nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım. Bugünkü ekonomik reform nasıl bir açılım getirir? İnsan hakları eylem planı ve hukuk reformlarıyla birleştiğinde Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci yatırımlar anlamında bu algıda başlayan bozulmanın geri alınması anlamında etkisi ne olur diye sorayım. Önce Ankara'dan bir yansımayı alayım. Murat Çelik ne der? Daha sonra sizden. Şimdi muhalefet cephesi zaten uzun süredir Ankara merkezli siyasetin yanı sıra gidip vatandaşa temas eden ve özellikle pandemi döneminde handikaplı sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelen bir aktif siyaset modeli uyguluyor malum. Ve buna devam ediyorlar. Özellikle Meral Akşener bu konuda herhalde listenin başında en aktif siyasetçi o manada. Kılıçdaroğlu keza ondan sonra geliyor. Yani Millet İttifakı'nın önde gelen iki siyasi lideri sokakta, Anadolu'da, halkın içinde. Orada da gerçi şuna bakıyorum, hani AK Parti kongreleri eleştiriliyordu. Orada tabii hani Kılıçdaroğlu ve Akşener için biraz daha farklı bir tablodan bahsedebiliriz. Pandemi koşullarından bahsediyorum, hani maske mesafe. Evet, herkes maske takıyor, liderler de takıyor. Ama sokakta muhatap oldukları insanlardan bazılarının maskelerinin en azından kurallara uygun takılmadığını görüntülerde görüyoruz. Hadi orada açık havada diye belki düşünülebilir ama bazen işte Onur Bey'in girmekten çekindiği esnaf lokantası benzeri yerlerde görüntüler gördüm dün. Orada da bayağı yakın temas var. Onlara da herhalde dikkat etmek lazım. Gerçi siyasetçiler aşılarını yaptırdı ama galiba daha ikinci dozu mesela Kılıçdaroğlu yaptırmadı herhalde. Dolayısıyla yani pandemi koşullarında siyaset diye bir gerçek de var. Şimdi o pandemi koşullarında ayın 18'inde Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 24'ünde de AK Parti'nin kongreleri yapılacak, büyük kongreleri. Onlar siyasetin gündemini belirleyecek ama onun öncesinde evet bugün saat 15'te ekonomi reform paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Bizim bölüme geçmeden önce para gündemde de sizin konuştuğunuz gibi. Hı hı. Oradan da önemli açıklamalar bekleniyor ama iki görüş var bu konuda. Şöyle bir izliyorum, takip ediyorum. Özellikle sizin uzmanlık alanınız, konuklarınızla da konuştunuz. İki görüşten biri şu. Hepimizin ilgilendiği, bizi öyle ama yani çoluğumuzu, hani, geleceğimizi, çoluğumuzu. Siz oradayken en azından ekonomik terimlerle ben pek fazla konuşmayacağım. Çünkü hani dediğim gibi siz estağfurullah deyin ama sonuçta sizin uzmanlık alanınız. En azından bizim gözümüzde öyle. Dolayısıyla şöyle, şimdi bir tabii geçen hafta açıklanan insan hakları eylem planı vardı. Orada neler vardı? İşte amaçlar, hedefler ve faaliyetler olarak 3 ana bölüme ayrılmıştı. Herkesin söylediği bugünkü zaten hani devam niteliğinde hukuk ve ekonomi iki başlıkta yapılacak denmişti. Hukuktaki açıklandı, şimdi ekonomideki açıklanacak. Orada da amaçlar, hedefler ve faaliyetler başlıkları altında olacağı söyleniyor. Bir de tabii bugün yapılacak açıklamadan şunu beklememek lazım. Hani ne bileyim, çok konuşulduğu için o örneği vereyim. İşte ikinci el otomobil satışına ekstra bir harç mı geliyor, vergi mi geliyor vesaire gibi böyle nokta önlemleri herhalde çok fazla görmeyeceğiz. Daha genel prensipler açıklanacak. Ondan sonrasında da kararnameler ve yasal düzenlemelerle altı doldurulacak. Yaklaşık 3-3,5 aylık bir çalışmanın ürünü olacak bugün açıklanacak pakette. Bir de tabii bizde reform ve paket sözcükleri biraz yıllar içinde maalesef ağırlığı azalmış kavramlar. Dolayısıyla hani piyasaların satın alması bağlamında baktığınız zaman hani genel görüş, açıklanan o insan hakları eylem planından sonra beklenen heyecanın
pek fazla doğmadığı yönündeydi. Bakalım bugün ekonomide nasıl olacak? Bir de piyasalar bunu satın alıyor mu almıyor mu dendiğinde piyasa genelde önceden satın alır böyle şeyleri. Yani beklentileri satın alır. Ama bu dönemde beklentileri satın alma başlığına baktığımızda pek de gerçekleşmiş gibi gözükmüyor. Bilmiyorum, yanlış düşünüyorsam düzeltin lütfen. Çünkü hani piyasalarda böyle bir heyecan, bir coşku, bir beklenti yükselmiş gibi görmedim ben en azından son birkaç haftada. ABD hazine tahvilleriyle hani, ilgiliyiz şu anda biz. Öyle bir gündemimiz var. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Tam onu söyleyecektim. Yani tabii ki dış faktörlerin etkisi burada zamanlama olarak belirleyici oldu ama ne olursa olsun hani sonuçta Türkiye'nin gerçekten hem hukuk alanında hem ekonomi alanında öyle bir reform havası doğacak ki bir anda hani bir bahar gelecek boyutunda değil, öyle gözüküyor. Önemli midir? Elbette çok önemlidir. Çünkü uygulama ama burada, ve onların yansımalarını görmek isterler. Onu söyleyeceksiniz herhalde. Yani, tam onu söyleyecektim. Aynen. Fikir çok güzel, hazırlık çok güzel. Yani yapılan açıklamalar. Ama uygulamada evet, görmek yani, isterler. Şimdi artık öyle bir noktadayız ki dünyada bu böyle. Herhangi bir konuda sadece açıklamak yetmiyor. Ondan geçtim, sadece mevzuatı o açıklamalara uygun hale getirmek de yetmiyor. Yani mevzuat her şeye uygun oluyor ama o mevzuatı uygulayıcılar uygulamayı beklendiği yönde ortaya koyamıyorlar. Öyle olduğu zaman da işte hani hep Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Brüksel'den gelen mesajlar Türkiye niyetleri iyi ya da işte yasal düzenlemelerini yaptı vesaire ama uygulamalar yetersiz diye eleştirilirdik ya. Şimdi aynı şeyi Türkiye'de benzer noktalarda söylüyor zaten. Hani diplomaside özellikle. Yani Türkiye'ye yönelik çifte standartları anlatırken dünyanın işte Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupa Birliği olsun, Türkiye'ye yönelik söylenenler başka ama uygulama başka diye. Burada da aynen öyle. Hukukta da mesela yapılacak düzenlemeler şimdi devam ediyor o çalışmalar. Bugün açıklanacak ekonomik reform paketinde de yani Cumhurbaşkanı elbette açıklayacak, altı doldurulacak. Zaten aslında sektörlerle birebir temas sonucu yapılan düzenlemeler de olacak bunun içinde. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın farklı sektörlerle yaptığı temaslardan aldığı notlar ışığında o beklentilerin karşılanmasına yönelik adımlar da atılacak. Ama iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor uygulama aşamasına. Yani mevzuatı beklentiler doğrultusunda düzenleyebiliyorsunuz ama uygulama o mevzuatın ideal olması halinde bile maalesef uygulama beklentinin çok gerisinde kalabiliyor. Dolayısıyla da o zaman da işte bu reform veya paket kelimelerinin ağırlığı bu yüzden azalıyor. Yani reformu açıklıyorsunuz ama hayatımıza yansıyan boyutu itibariyle baktığınızda o reform tam da bir reforma dönüşmemiş oluyor. O zaman da insanların bir sonraki reform sözcüğünü duyduğunda verdiği tepki de işte böyle ihtiyatlı oluyor maalesef. İhtiyatlı, iyimser bile olamıyor, ihtiyatlı oluyor. Ama şu bir gerçek, tekrar ediyorum. Hani kimse şöyle de düşünmesin ya, bunlar açıklanıyor ama hiçbir şey olmuyor. Öyle demiyorum. Elbette olacaklar var. Elbette yeni ekonomi yönetiminin kısa ve orta vadede piyasalara güven verip Türk ekonomisini daha güvenli bir yolda yürütmek için yapacakları var elbette. Ama özellikle uluslararası dalgalara karşı kırılganlığımızı ne kadar ortadan kaldıracak, asıl merak konusu bu olmalı bence. Dünya çünkü normal değil. Hem duvarlar var artık. Ülke, Deniz Ülke Araboğan Hoca'nın dediği gibi, yazdığı gibi. O duvarlar hep kalınlaşıyor. Küreselleşmeden duvarlara döndüğümüz bir dönemdeyiz. Bir yandan da yurt dışı dalgaların boyutları sizi nasıl etkileyecek onu tam kestiremiyorsunuz. Burada bir şeyleri düzeltmeye çalışırken ABD hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve oradaki enflasyon korkusu geliyor. Sizden para çıkışına yol açıyor tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi. Bu dalgalara da hazırlıklı olmak lazım. Artık kur ve faiz kıskacından da çıkmak lazım. Ama mesela bir yandan da bakıyorsunuz, şimdi sanayi üretim verileri geldi Ocak'ta. 2021 yılının ilk verisi bu. Biliyorsunuz son çeyrekte biz %5,9 büyüdük. Üçüncü çeyrekte 6,3 büyüdük. Ocak'ta sanayi üretimi beklentilerin çok üzerinde, 11,4 artmış yüzde. 8,5 bekleniyordu. Bu çarkların döndüğünü de gösteriyor. Hep konuşuyoruz. Şöyle bir şey oluyor bence. Şimdi kısa çalışma ödeneği var, ücretsiz izin var.
işsizlik yüksek, emeklilerin gelirleri çok yüksek değil. Dolayısıyla insanların sıkıntıları var. Ama aynı zamanda biraz önce Murat Çelik dedi ya, restoranlar açıldı, biz restoranları doldurduk. Kredi destek geldi, hemen gittik, konut da aldık, beyaz eşya da aldık, mobilya da aldık. İşte yani çocuğun eğitiminden hayatımızın temel ihtiyaçlarına az gelirle çok iş başarabilen, üretimin çarklarını çalışan da döndürüyor işveren kadar, ihracatı da yaparak bir şekilde biz büyümeyi sağladık ve bu gemiyi yürüttük. Ya gerçekten burada vatandaşların üstün gayreti var. İnanılmaz bir durum var yani. Bu kadar sıkıntı var. Gelir belli, kişi başı gelir 9 bin doların altında ama Ocak'ta sanayi üretimi %11,4, büyümeye ilişkin iyi bir gösterge bu. Tabii ki yani, gerçi geçtiğimiz dönemde tabii kapasite kullanımı çok düşmüştü birçok sebepten dolayı. Baz etkisi de var ama yine var, de iyi. Var ama iyi yani iyi. Şöyle söyleyeyim. Bu pandemiyi kapsamıyor bir de, Mart'tan önce Ocak karşılaştırma. Ha, Ocak mı? Tabii, özür dilerim, tamam. Bu tabii ki iyi bir gösterge. Şah bunun şey baz etkisiyle daha da artacak. İstihdama yönük etkileri de pozitif olur. Gelire dönük etkileri i̇şte de pozitif ona olur. Bunu evet ona çevirmek lazım. Şimdi burada biz birazcık da zorunlu olarak ve bununla ilgili de hakikaten çok çalışan yani sektörler kendi içlerinde çok çalıştılar. Biraz ihracata da fazla yönelendik bu arada. Ben yani çünkü evet, onu şey yapmadık, evet, tuttuk. Evet. Dikkat ediyorum özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler Türkiye'nin iyi olduğu konularda, kalite fiyat dengesinde dünya çapında iyi olduğu konularda tabii iç piyasa ciddi bir daralma olduğu için dışarıya çok yüklendiler ve yani şunu da bir şey yapmak lazım, biz nispeten cesur bir milletiz. Hani vallahi, belki yani, ortalama bir Avrupalı veya refah çok düzeyi yani yüksek olan bir ülkedeki iş adamları biraz gitmekten korkuyor işte salgından falan. Biz biraz daha cevabıyız bu konularda. Çünkü görüyoruz. Bizim iş adamlarımız. Sağ olun. Maşallah sürekli yurt dışındaydınız. Yani ne bileyim, çok doğru mu değil mi bilmiyorum ama sonuçta işte bu tip iş adamlarımızın, bizim emektarlarımızın şeyi bu tip rakamlara şey oluyor. Çalışanlar da o dönemde yani bu uçakların dönmesi için her türlü şey fedakarlığı göstermiş olay yani. Yapıyoruz yani şimdi. Bu ortamda çalışmış insanlar. Şey dedik hani. Işte, kısa çalışma ödeneğiyle yani. Biliyorsunuz bu toplu taşımalarda da böyle %50 falan kısıtlamaları vardı aslında uzun zamandır. Hı hı. Ama bizde çalışanımız bindi mecbur. Bütün bindi. Risklere rağmen gitti. Bindi, biz yaptı. De bindik. Sonuçta yani dönüp çalışıyor. Hem hastalıkla çalışıyor, hem uzaktan eğitimle, uzaktan çalışmayla, yerinde çalışmayla, ya aslında bakarsanız zorlukla boğuştu yani. Zorluklara vergisini de vermiş, rağmen harcamasını biz da yapmış. İyi bir, yani olabileceğin en iyi performanslarından birini verdik. Umarız bu böyle devam eder. Yani zor bir şey. Şimdi açsanız bu olmuyor. Bu ekonomik reform işsizliği azalsın, gelir düzeyini arttırsın, gelir dağılımını düzelsin, insanların refahını arttırsın. Vergi bunun uygulamaları da artırsın. Evet, hemen yansısın. Yani yakaladığımızdan i̇stiyoruz, vergi. İstiyoruz. Daha bebek bezi, mesela İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretinde bebek bezinin ne kadar olduğu soruldu. 150 lira. Şimdi pardon, mama, bebek bezi de pahalı. Mama. Gerçi. Mama, evet. Şimdi yani dolayısıyla bu Şanlıurfa'da doğurganlık oranı çok yüksek. Nüfusun artış oranının çok yüksek olduğu bir ildir de. Dolayısıyla nüfus artış hızına bakıldığınızda, bu rakamlara bakıldığınızda her haneyi zorlayan bir durumdur bu. Ama insanlar bir şekilde yaşıyorlar. İşte bu gelir dağılımı bozukluğu gitsin, fiyatlar daha makul olsun, alım gücü artsın, insanların refahı artsın, çocuğum okulu bitirdi, daha staj yaptıramıyorum, staj yeri bulamadım denmesin. Bunları bekliyor insanlar reformlardan öncelikle. Bizim insanımızın ekonomik olarak hayatta kalma başarısı dünyadaki iktisatçıların teorilerle açıklayamayacağı bir durumdur. Vallahi mümkün değil. Onu biraz bu daha gelirli, sosyolojiyle evet şeyle 66 açıklamak liralık lazım. Peyniri yani peynirle boğuştular yani, bravo. Reforma gelelim. Şimdi iki konu herhalde Türkiye'de herkesin konsensüsü %100'e yakın bir antat olacağı durumdur. Bir, Türkiye'deki hukuk problemi. Hukuktan çektiğimiz dertler millet olarak. Yargı. İkincisi de haliyle ekonomik darboğazlarımız, sıkıntılarımız vesaire. Şimdi, oradaki adaletsizlikler evet, bile gitsin. Ekonomi, özür dilerim, hukuk reformu, yargı reformu çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanı insan haklarına yönelik bir dizi, bir eylem planı açıkladı. Hı hı. Ve bakıyorsunuz herkes aşağı yukarı her maddeyi de çok olumlu buldu. Evet. Muhtemelen bugün açıklanacak ki Murat Bey'e de katılıyorum. Muhtemelen daha böyle bir çerçeve bir şey açıklanacak. O da olumlu bulunacak. Buradaki maddeleri de hepimiz olumlu bulacağız. Hı hı. Fakat insanlarımız tabii yani bu geldiğimiz noktada özellikle bu
küresel salgından dolayı bu burhanik şeyimizde, mentalite şeyde, psikolojimizde insanlar aksiyon görmek istiyor. Daha kısa vadeli bir şey. Kısa vadeli ve hemen yani hemen. Nedir? Ya yani bunu anlattın güzel, tamam, bu bana nasıl yansıyacak? İşte vergim mi düşecek, şu mu olacak, param mı artacak, krediler mi kolaylaşacak? Bunu görmek istiyorlar. Ve her iki konuda da bunun direkt yansımalarını görmeden hareket olmayacak. Ama yine Murat Bey atıfta bulunayım. Hani bu ya paketler açıklanıyor da bir şey de çıkmıyor. Hakikaten bunu dememek lazım. Doğru söylüyor. Şöyle ki dünyada hiçbir iktidar, bir krallık dahi olsa, halka rağmen bir şey yapamaz. Halkın desteğini, en azından ekseriyet desteğini arkasına almak zorundadır. Biz bu noktada bu paketlere, bu maddelere sahip çıkar ve şu anki iktidarı, hükümeti zorlarsak çok daha hızlı şekilde, çok daha net, pratik bize yansımalarını görürüz. Sonuçta bu konular milletin konuları, hükümetin değil, devletin konuları. Ben iktidarıyla, muhalefetiyle tüm destekleyenlerin bu konular konusunda hükümete ısrarcı olmalarını, bunu dile getirmelerini çok daha faydalı bir tutum olacağını düşünüyorum. Takip etmek lazım. Evet. Ama dediğiniz çok doğru. Şöyle Murat Çelik de söyledi. Özellikle bu kadar dar boğazda ve böyle bir mücadeleye devam ederken daha kısa ve spesifik böyle bazı adımların atılması da gerekiyor herhalde. Uzun vadeli perspektifin yanında. Şimdi söylüyorsun mesela bebek maması şu kadar. Ben işte 3 çocuklu, 2 çocuklu, 4 çocuklu bir aile babasıysam, bir ailenin ferdiysem ve ben çocuğuma mama alma konusunda sıkıntı yaşıyorsam, benim önceliğim çocuğumun mamasını almak. Maması olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani işte vergilerim şu kadar düşecek. İşte tamam, onlar da güzel de. Çok güzel. Bana evet. Bugün mama lazım ve şimdi lazım. Yani bizi orta ve uzun vadeli perspektifle beraber kısa vadeli çözümlerin biraz daha artırılarak döneme geçmemiz. Hele ki bu bir yıldır içinde bulunduğumuz bu burhanlık psikolojik durumu göz önüne alırsak bu artıyor da kat kat aynen. Artıyor bu ihtiyaç ve bekleme. Şöyle somutlaştırayım mı mesela bir cümleyle? Lütfen. Okuyorum ekonomi yazarlarından, hani genelde böyle paketler açıklanmadan önce ya da böyle önemli açıklamalar gelmeden önce. Sizin o örneğinizi birazdan alabilir miyim? Bir Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması var, bir dinleyelim. Bir asır geçmiş, o günün şartlarında yürütmüş olduğumuz istiklal mücadelesinin en iyi ifade eden, en canlı yansıtan şiir olması hasebiyle burada daha önce mecliste okunmuş, ayakta tekrar talep edilmiş. Ve defalarca okunmuş. Daha sonra 12 Mart'ta da kabulü üzerine ittifakla tekrar okunmuş. Ve o tarihten beri milletimizin bütün fertleri tarafından en küçüğünden en büyüğüne, 7'den 70'e bütün farklı kesimlerden herkesin birlikte ve aynı heyecanla okuduğu bir marş. Tabii birçok uluslararası seyahatimiz oluyor. Her ülkenin kendine göre bir marşı var. Herkes kendi marşını, ülke marşını sever. Daha iyi görür, üstün görür ama zaman zaman mukayese ettiğimizde de gerçekten içeriği itibarıyla şüphesiz çok daha fazla ama marş olarak da en etkili, en heyecanlı bir marş. Bu bakımdan başta İstiklal Marşımızın şairi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Tabii o zaman İstiklal Mücadelesini yürüten, ona kumandanlık eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin kahramanlarına, şehitlerine, gazilerine de Cenab-ı Hak'tan burada rahmet diliyorum. İstiklal Marşımızla ilgili biliyorsunuz 100. yıl olarak kabul edilmesinde de meclisimizde bütün siyasi partilerin, biliyorsunuz çok farklar var, çok ciddi eleştiriler, tartışmalar yaşanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Fakat İstiklal Marşı ile ilgili bütün siyasi partiler bir araya geldi. Bakımdan İstiklal Marşımız bizim milli mutabakat metnimiz. Zaman zaman tartışılır anayasa, anayasanın ideolojisi falan. Anayasanın bir ideolojisi olacaksa, varsa o ideoloji İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı olmalıdır. Nitekim anayasada değişmez hükümler arasında İstiklal Marşı'nı muhafaza etmektedir. Bir de ayrıca ifade ettiğiniz gibi 12 Mart 1971'de Türkiye bir askeri müdahaleyle karşı karşıya kaldı. 12 Eylül gibi ve 27 Mayıs gibi bütünüyle meclisin feshedildiği bir süreç değildi. Bir muhtırayla hükümetin düşürülmesi hedeflenmişti. Ve dışarıdan uzaktan kumandayla o zaman Bakanlar Kurulu kurdurulmuş, güven oyu aldırılmış ve yaklaşık 2 yıl boyunca Türkiye
uzaktan kumandayla vesayetçi bürokratların yönetiminde idare edilmiştir. 12 Mart vesilesiyle şunu söylemek isterim. Bu sistem tartışması bağlamında da şu anda anayasamızda hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Dolayısıyla benim anlattıklarım anayasada mevcut olan milletimizin son referandumda kabul etmiş olduğu bir sistemin savunmasıdır. Bakın 12 Mart'ta meclis kapatılmıyor. Hükümet mecliste çoğunluğa sahip olduğu halde istifa ettiriliyor. Rahmetli Demirel istifa ederek hükümeti düşmesi sağlanıyor. Ve ardından hiç akla gelmeyecek isimlerle teknokrat hükümetleri denilen hükümetler kurduruluyor. Ben ilk bu konularla ilgili bilgi sahibi olduğum zamanlar bu hükümetlerin kurdurulduğunu ama meclisten güven oyu almamış olabileceğini düşünüyordum. Ama baktığımda meclisten güven oyu da almış. Çünkü o zamanki sistemimiz parlamenter sistemde hükümetler halk tarafından seçilmiyor, parlamentonun içerisinden çıkıyordu. O zaman parlamento içi dengelere bağlı, bağımlı olan bu hükümetlerin parlamento dengelerini değiştirmek suretiyle düşürüldüğünü ve hiç akla gelmeyecek hükümetlerin kurdurulduğunu görüyoruz. Ve bizim hükümet sistemiyle ilgili temel yola çıkış noktamız da buydu. Türkiye öyle bir sisteme kavuşmalı ki parlamento içi dengelerle oynayarak uzaktan kumandalarla, telkinlerle hükümetlerin düşürüldüğü, hükümetlerin kurdurulduğu bir sistem olmasın Türkiye'de. Doğrudan halk hükümeti seçsin. Meclisi seçtiği gibi hükümeti de doğrudan halkımız, milletimiz seçsin idi. İşte 12 Mart bu yanlışlığın ve itirazlarımızın ne kadar haklı olduğunu gösteren çok açık bir örnektir. Meclis açıktır, çalışmıştır ama hiç kimsenin aklına gelmeyecek hükümetler dışarıdan baskılarla, zorlamalarla kurdurulmuştur. Tabii bütün darbeler olduğu gibi 12 Mart'ta bir kere daha yıl dönümü vesilesiyle lanetliyorum. Türkiye'de bir daha darbecilerin ortaya çıkamayacağını, darbeci zihniyetlerin Türkiye'de yaşama ve hayat imkanı bulamayacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum. Milletimiz 15 Temmuz'da zaten bir daha darbecilere ve işbirlikçilerine müsaade etmeyeceğini çok açık bir şekilde göstermiştir. Bir daha Türkiye'de böyle bir ihtimal, böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Teşekkür ederim. Mecliste kadına şiddet komisyonu kuruldu. Evet. Çalışma takvimi konusunda bilgi alabilir miyiz? Şimdi daha tabii üye bildirmesi gerekecek siyasi partilerin. Onlar üye bildirdikten sonra komisyon önce bir başkan seçecek ve görev taksimi yapacak. Bundan sonra çalışmalarına başlar. Tabii en son biliyorsunuz Samsun'da yaşanan çok üzücü, vahşi olay sonrasında bir hanım, kadın vatandaşımıza eski eşi tarafından uygulanan darp olayı, çocuğunun gözü önündeki darp olayı sonrasında Türkiye'de geniş bir infial meydana geldi. Bu konudaki gerek varsa eğer hukuki düzenlemelerde eksiklikler onlar da incelenir. Ama uygulamayla ilgili sorunlar varsa onlar da bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ortaya çıkan raporu sonra bütün ilgili kurumlarımızla paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Efendim, reform paketlerindeki hazırlık süreci hangi aşamada? Hangisini diyorsunuz bugün? Ekonomiyle ilgili bugün açıklanacak. Cumhurbaşkanımız inşallah İstanbul'da açıklayacak. Biz de oraya yetişeceğiz. Gideceğiz. Efendim fezlekelerde komisyon tarafından incelenmeye başlandı. Enis Berberoğlu'nun fezlekesi bekleniyordu. Geçtiğimiz haftada o geldi. Bundan sonra komisyon bir çalışma takvimi belirledi mi? Fezlekeler ayrılacak mı? Şöyle. Tabii meclis başkanlığı meclise gelen fezlekeleri karma komisyona sevk ediyor. Ondan sonraki aşama karma komisyon başkanlığımızın çalışma aşamasıdır. Benim o konuda bir şey söylemem doğru değil. Teşekkür ediyorum. Dün akşam gelmiş meclise. Onu da bir değerlendireceğiz bakalım. Dün akşam mı geldi? Evet. Cumhurbaşkanı yani şöyle biliyorsunuz Yargıtay kesin hükmü verdikten sonra yine ilk derece mahkemesine gidiyor. Orada dosyanın şekli tekemmülü sağlanıyor. Ondan sonra Adalet Bakanlığı üzerinden Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığına gidiyor. Oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Normal usul budur. Dün akşam itibariyle gelmiş. Ne zaman efendim genel kurulda olacak? Ona bakalım. Önce bir göreyim ben dosyayı ondan sonra. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum zaten. Sağ olun. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarını
dinledik. Dolayısıyla bugün 12 Mart malumunuz. Dolayısıyla bu sürece ilişkin değerlendirmesini birinci meclisten yaptı Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Mecliste fezlekeler var, bu soruyla karşılaştı. Kadına şiddete karşı bir komisyon kurulması partilerin oy birliğiyle kabul edildi ama mecliste bunun da tartışması kabul edilse bile yaşandı. Dolayısıyla zaten tansiyon yüksek ve söylemler de yüksek olduğu için dün Ahmet Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın buluşmasında da yine bu ağır söylemler ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yüksek sesle şikayet ettiği ve tepki gösterdiği söylemler de gündeme geldi. Dolayısıyla fezlekeler, parti kapatılması, HDP'nin kapatılması, işte Anayasa Mahkemesi kararları, ahim kararları, üniversitelerde öğrencilere, Boğaziçi Üniversitesi'nden kastediyorum yapılanlar, işte gazeteciler, gazetecilerin sokak ortasında darp edilmesi, bütün bunlarla insan hakları eylem planı uyuşuyor mu, bu gündem uyuşuyor mu diye de çok söylem var. Bütün bunları konuşuruz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasını dinledik ama Murat Çelik'in somut bir örneği vardı. Önce onu dinleyeyim. Sonra devam ederiz. Şunu söyleyecektim. Araya meclisin ağır gündemi girdi. Şimdi ekonomi reform paketi açıklanacak. Haberlere bakıyorum. Açıklanacak kararlardan biri mesela bir fiyat istikrar komitesinin oluşturulacağı. Bu önemli. Mesela böyle somut örnekler gerekiyor ama bunun kurulması, böyle bir istikrar, fiyat istikrar komitesinin kurulması da yetmiyor. İnsanlar, demin Onur Bey'in dediği gibi, insanlar o komitenin aldığı somut bir kararın hayatlarına yansımasını, kendilerine dokunmasını bekliyor. Nedir? Örnek, somutlaştırmak istediğim şu. Şimdi son dönemde mesela fiyat artışı en fazla olan ayçiçek yağından bahsettik ya, yani son birkaç aydır hep bahsediyoruz. Şimdi insanlar şunu bekliyor. Çünkü şu anda zaten halihazırda, evet, zaten halihazırda bir gıda komitesi var mesela, uzun bir ismi var. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi. Şu Bravo. Anda çalışıyor. Ama şimdi gelecek ben olan gıda komitesi diyorum. Bravo. Evet, okudum buradan. Ha, ezberlemedim. Buradan okudum. Şimdi gelecek olanın adı net bir kere. Fiyat İstikrar Komitesi ama belli ki gıdayla sınırlı değil. Zaten öyle de olması gerekiyor. Ama o komite mesela ayçiçek yağı örneğinde olduğu gibi. Şimdi ayçiçek yağının litresi şu fiyata çıktı. Biz bu komite olarak şu işlemleri yaptık ya da hatta işlem yaptığını bile kamuoyuyla paylaşmasına gerek yok. Biz Fiyat İstikrar Komitesi olarak aldığımız tedbirler veya uyguladığımız belli yöntemleri uyguladık. Sonrasında da fiyat şuraya sabitlendi, istikrarlı olacak vesaire. Hani ben vatandaş olarak bunu görmek istiyorum. Yani o paket açıklandığında içinde şöyle bir komite kurduk. Çok güzel, tamam kurdunuz ama hani o komite nasıl çalışacak ve vatandaşın hayatına nasıl temas edecek? Hani bunu somutlaştırmak için söz istemiştim. Bunu söyleyecektim. Teşekkür ederim. Doğru da söylediniz. Gündem de zaten öyle bir değişiyor ki biraz önceki başlıklarla siyaset, ben size siyasi partiler yasası, seçim barajı tartışmaları, hazine yardımı gibi konuları da beklentilerinizi de soracaktım. 24 evet. Mart'a kadar değişim beklentileri var. Onu da soracağım. Belki vakit kalır ama şu anda sıcak bir gelişme var. Mısır'la ilk diplomatik temas başlığıyla arkadaşlarım aktarıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la diplomatik temasın başladığını açıkladı. Ne olmuştu? Siz daha iyi anlatacaksınız ama ben bir özet yapayım. Yunanistan'la Mısır arasındaki bu yetki anlaşması, deniz yetki anlaşmasında ihaleye çıktı Mısır ama Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya saygılı bir çerçeveyle bu ihale yapıldı. Buradan da Yunanistan biraz panikledi ama bizim için konu kapanmıştır dedi. Hemen Mısır'la ardından Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulundu. Sonra Mısır'la ilişkileri geliştirebilecek bir zemin oluştu açıklamaları da gelmişti. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da uzun bir aradan sonra Mısır'la diplomatik temasların başladığını açıkladı. Ne olmuştu, niye kopmuştu? Sisi darbeyle gelen Sisi'ye
karşı, Müslüman kardeşlerin uğradığı muameleye karşı çok ciddi bir tepki oluşmuştu. Ve o günden bu yana Mısır'la bir ilişki yoktu. Ancak son yumuşama haberleri, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler biraz bu temasları arttırdı. Ve diplomatik olarak da temasların başladığı açıklaması ne anlama gelir diye hemen sorayım. Onur Erim, siz de başlayayım. Murat Çelik'ten de yorumları alayım. Belki o arada da gelişmelere bakar Murat Çelik. Diplomasi bakıyorum, evet. İlla ülkelerin... Bir de Mahir'i dinleyelim. Çok özür dilerim. Ankara'dan Mahir Kılıç bize bir gelişmeleri aktarsın. Sonra da yorumla geçebiliriz. Mahir, dinleyelim detayları bir. Evet Ebru Baki, Mısır'la ilişkiler konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Diplomatik düzeyde temasların başladığını ifade etti. Oldukça önemli bir gelişme bu aslında. Bu ilişkileri, bu sıcak temaslı sinyallerini geçtiğimiz hafta vermişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Mısır'ın Yunanistan'la yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasından örnek vermişti. O anlaşmada Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanına saygı duyduğunu ve anlaşmayı o çerçevede yaptığını belirtmiş ve bunun olumlu bir adım olduğunu kaydetmişti. İşte o anlaşmadan sonra Mısır'la yeniden ilişkilerin düzelebileceğini, gerekirse anlaşma sağlanırsa bir anlaşmada bir mutabakata imzalanabileceğini ifade etti. Çavuşoğlu bu çıkışından birkaç gün sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da benzer olumlu bir açıklama geldi. Ve aradan geçen bir haftadan sonra Çavuşoğlu net bir şekilde ifade etti. Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı dedi. Bu açıklamayı da Katar dönüşünde yaptı. Katar'da Suriye konulu, Rusya'yla yapılan Suriye konulu görüşmenin ertesinde yaptı bunu. Dün gece saatlerinde Türkiye'de önerdi uçakta bazı basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Hiç şüphesiz Suudi Arabistan'ın ilişkiler konusunda da açıklamaları oldu. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz düzelmemesi için bir sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Ancak en kritik, en dikkat çeken açıklaması hiç şüphesiz Mısır'da ilişkilere dair olduğu. Dışişleri Bakanı Mısır'da diplomatik düzeyde temaslarımız başladı. Önümüzdeki günlerde bu temasların da yoğunlaşarak artmasını bekliyoruz diyelim. Söz tekrar size verelim Ebru Bahçı. Çok teşekkürler Mahir Kılıç. Mahir'in de dediği gibi bu açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasında, Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok. Olumlu adım atarlarsa biz de atarız açıklaması da geldi. Afganistan barış süreci toplantısının Nisan ayında İstanbul'da yapmayı planladıklarını da aktardı. Şimdi şu gelişmeleri de o zaman özetleyeyim de 9'da aktarmıştık. Biliyorsunuz Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanları Suriye için buluştu. Doha'da yapıldı bu toplantı. Oradan da siyasi çözüme odaklanırsak Suriye'de, o zaman kalıcı bir huzur ve istikrar getirebiliriz başlığı öne çıktı. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de Avrupa Birliği liderlerinin danışmanlarıyla, dış politika danışmanlarıyla bir araya geldi. Biliyorsunuz liderler zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa liderleri bir araya gelecek. Onun öncesinde bir hazırlık toplantısı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken tedirgindik ama Doğu Akdeniz'de diyalog öne çıktı ve bundan da memnunuz açıklamasını yaptı. Şimdi Suriye konusunda Katar, Türkiye ve Rusya bu Astana'dan farklı ama Astana'yı destekleyecek bir süreç. Suriye konusunda bir araya geliyorlar. Avrupa Birliği danışmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü bir araya geliyor. Ardından Doğu Akdeniz'de daha olumlu açıklamalar ve Mısır'la diplomatik ilişkilerin başladığı açıklaması. Bu bir anlaşmaya ve daha ileri temaslara da dönebilir yorumlarıyla beraber. Şimdi dış politikadaki bu süreci ve değişen havayı bize aktarmanızı, resmi anlatmanızı isteyeceğim. Sizle başlayalım demiştik Onur Erim. Buyurun. Şimdi zaten Mısır'la olan temasların bir süredir hani arka kapı diplomasisi dedikleri daha düşük düzeyli bir bürokratik kadro ile devam ettirildiği zaten malumdu. İngilizlere atfedilen, dün hatta Barış Hoca da orijinal söyleyenini söyledi, daha çok Churchill, sonra da Kissinger olarak bu lafı bilirler ama şimdi bizim, özür dilerim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin işte dostu veya düşmanı yoktur. Sadece çıkarları vardır. Şiarında olmadığı zaten aşikar. Ben de şahsen böyle değilimdir. Bence toplumumuzun ciddi bir kısmı da böyle. Bizim Mısır'a olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Mısır'a olan tepkisi sadece bir darbe yapılması değil, aynı zamanda çok ciddi, hakikaten çok ciddi ve uzun yıllardan beri bu noktada olmayan bir Mısır devlet başkanının darbeden sonra da hunharca katledilmesi. Bunu bir kenara koyalım. Diplomasi... Tabii orada... Evet, diplomasi birçok şeydir. Süreç vardı. Ama diplomasinin en önemli görevlerinden bir tanesi, askeri müştereklerde dost olmak zorunda değiliz.
birleşebilmeyi bilmektir, bu yolu bulmaktır. Zaten diplomasi, herkese iyi ilişkiler kuralım olsaydı diplomasi diye bir şeye gerek kalmazdı. Bu demek değildir ki biz Mısır olan tepkimizde bir azalma yapacağız veya işte affedeceğiz, ki affetmek bize bir şey dedi yani, bizim yapabileceğimiz bir şey dedi. Yani bunları unutacağımız, bunları da affettiğimiz anlamına gelmiyor diyorsunuz. Evet, tabii. Biz zaten yıllardır söylüyorduk hani kesinlikle Mısır ve tabii bu bölgede özellikle Mısır ve İsrail'le bir ilişki seviyesi kurulması gerekiyor. Bunun şu an tezahürlerini görüyoruz. Gayet doğal bir şey. Ve dikkat edin, bu olurken Mısır'ın işte böyle bir ufak bir zeytin dalı da uzattı bize, bir hani tamam biz sizi Libya'ya yapılan anlaşmaya saygı gösterdi. Dün ki daha evvel yapmışlardı bunu, enteresan bir şekilde aslında 7-8 ay evvel de yaptılar. Mesela dün tekrar Yunanistan'dan açıklama geldi galiba, dün veya evvelsi gün. Türkiye'siz burada bir şey yapamayacağımızı biliyoruz. Güney Kıbrıs'ın yönetiminden fazla geldi. İtalya'dan dün veya bugün benzer açıklamalar geldi. Şimdi Türkiye burada haklı olarak, çok haklı olarak, ki zaten buradaki en büyük silahımız %100 haklı olmamız. Türkiye Doğu Akdeniz'de öyle siz istediğiniz kadar masa kurun, işte forum kurun, Türkiye'siz bir formül işletemezsiniz. Tabii Türkiye'nin de sınırları var. Saygı göstermesi gereken ülkeler var ve onların hakları var. Sonuçta bence Türkiye burada istediğini şu noktada başardı. O da nedir? Kardeşim, burada bir masa kurulacaksa bu masanın en önemli aktörlerinden biri Türkiye olacaktır. Nokta. Gayet olumlu bir gelişme. Sadece burada şeyi tartışabiliriz. Hani bu birazcık daha erken olabilir miydi? Olmalı mıydı? Daha iyi olur muydu? O da hani daha sonra iş artık olduktan sonra yapacağımız yorumlar olur. Ama gayet olması gereken bir gelişme. Ben sanıyorum çok uzun bir zaman geçmeden İsrail'le de benzer bir yola gireceğiz. Girmeliyiz de. İsrail Çevre Bakanı Netanyahu'ya soruyor. Bu gaz alışverişi noktasında, o gelişmeyi iyi hatırlattınız. Bir doğu var tabii. Birçok ülkeyle temaslarımız devam ediyor diyor, ama Türkiye ile de bu konuyu görüşüyoruz ifadesini kullanıyor. Enerji Bakanı da bu süreçte Türkiye ile yakın işbirliği yapabiliriz demişti. Orada bir de lokal sıkıntı var. Bibi'nin durumu belli değil, ne olacağı Netanyahu'nun. Onun yani siyasi hayatı, hatta şahsi hayatını etkileyebilecek gelişmeler olacak. Muhtemelen yani başbakanlığı daha uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Orada da biz o kendi içlerinde olan sıkıntının da biraz tezahürü var. İşlerin onlarla daha hızlı gitmemesiyle alakalı. Bakalım, biz bekliyoruz ama biz şu anda bence en başarmamız gereken şeyi başardık. Bölgedeki herkes dost düşman, bizim masada en önemli koltuklardan birinin sahibi olduğumuzu artık de facto da olsa kabul ettiler. Gazeteciler, uzmanlar, Murat Çelik, bu yayınlara gelen hemen hemen birçok kesimden insan ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu kadar dış politikada sorun varken Mısır'la, belki Suriye'yle ilişkilerin yeniden düzeltilmesi, temasların başlatılmasını söylüyordu. O açıklama geldi. Ama mesela Suudi Arabistan'la ilgili de, mesela dün Suriye toplantısı vardı. Suudi Arabistan'la ilgili ilişkilerin, onlar bir adım atarsa biz de atarız, düzelmemesi için bir sebep yok. İsrail'den çok olumlu mesajlar geliyor. Mısır olumlu adım attı, gerisi geldi, böyle bir zemin oluştu. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Önce Mısır'ı sorayım size. Bu diplomatik temasların başlaması ne anlama gelir? Nasıl ilerler? Nasıl artar? Neye dönüşür? Şimdi Mısır'la ilişkilerin tekrar, hani bir anda bu böyle parmağınızı şıklattınız, hadi ilişkileri düzeltiyorum dediğinizde hemen düzelmez tabii. Ama bir yola girmek, her şeyden önce o niyeti ortaya koymak. Sadece aslına bakarsanız hani küçücük bir adım attı diye düşünebilirsiniz Mısır'ın aldığı kararı, ama Türkiye bu fırsatı diplomatik manada çok iyi kullanıp, hani hep derler ya, bana bir adım atana iki adımla yaklaşırım, aslında onun bir örneğini yaşıyoruz. Çok da akılcı bir dış politika adımı, çünkü hani diplomaside inatlaşma yoktur. Evet, diplomaside pazarlık vardır, hakların korunması vardır, ama inatlaşma yoktur. Şimdi burada bakıldığında da tabii Mısır'dan sonra işte sorduğunuz gibi herkesin aklı hemen Suriye konusu geliyor. Çünkü bir söz var, Orta Doğu politikaları ile ilgili konuşulurken, Orta Doğu'da Suriye'siz barış
Mısırsız savaş olmaz diye bir söz var. Şimdi bunu da nereden okuyorum? Demin gazeteciler, diplomatlar dediniz. Ankara'da geçmiş yıllarda aktif olarak çalışan ama sonradan unutulan bir Ankara Politikalar Merkezi vardı. Orası şimdi emekli diplomatlar tarafından canlandırıldı ve bu modern dünyada think tank olarak adlandırılan düşünce kuruluşlarından biri olarak son dönemde ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Orada faaliyet gösteren emekli diplomatlardan biri Hasan Göğüş. Çok tecrübeli bir isimdir. Onun yaptığı bir analiz var. Dün gazeteci Murat Yetkin'in sitesinde yayınlanmıştı. Orada okuduğumda mesela şunu gördüm. Hani aslında dün o yapılan yorumları bir okumak lazım. Çünkü şunu söylüyor Hasan Göğüş'te. Diyor ki demin aynı söylediğiniz gibi Orta Doğu'daki dengelerin körfez bacağı Suudi Arabistan'sa Afrika bacağı Mısır üzerine kuruludur diyor Türkiye açısından. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ve tabii işte Mursi-Sisi döneminden sonra Türkiye ile Mısır'ın nasıl karşılıklı bir bilek güreşine girdiği ve sonradan pozisyonların nasıl bugüne geldiğini anlattıktan sonra da bundan sonrası için umutlu olunabilecek bir tablo çiziyor. Çünkü Mısır tamam hem Afrika'ya açılan kapı hem büyük bir devlet, köklü bir devlet, bir o coğrafyanın en önemli devleti. Türkiye ile ilişkiler açısından tek boyutlu bakmamak lazım. İşin ekonomi boyutu var. Bir dönem Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi 6 milyar doları bulmuştu. Dolayısıyla şimdi bakıldığı zaman orada Türk mallarının boykot edildiği günlere geldik. Hani bu o kırılgan dönemi bitirip tekrar iyi bir döneme başlandığı andan itibaren sokaktaki günlük yaşama da yansıyacağı için özellikle ekonominin çok belirleyici olduğu şu dönemlerde hani böyle bir ekonomik getirisi de olacak. Aynen. Ekonomik getirisi de olacak. Aynen. Bir adım olduğu için ayrıca önemsenmeli diye düşünüyorum. Tabii ki hani jeostratejik olarak çok kıymetli. Devam ediyor da ilişkiler ama gelecek? Ekonomik ilişkilerin siz evet. De şahit olmuşsunuzdur. Şimdi bakın İsrail'le ilişkilerde gibi. Mesela öyle bir fark aynen. Var. Ama bu daha da ama artan. Orada bir fark var. İsrail'le ilişkilerde diplomatik olarak belki krizler yaşandı. Ama demin Onur Bey'in söylediği o arka kapı diplomasisi ticarette devam etti. Hı hı. Yani Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerde o evet. Diplomasideki, siyasetteki gerginlik oraya pek yansımadı. İş dünyası onu yürütebildi en azından. Aynen. Ama Mısır'da öyle değildi. Aynen. Dolayısıyla Mısır'da ekonomik olarak gerçekten ilişkiler diplomasideki gerginlikten çok etkilendi. Şimdi onu telafi edecek bir döneme girilirse her iki ülke açısından da büyük kazanç. Ama ben tabii önce Türkiye açısından değerlendiririm. Dolayısıyla bunun yani kazancı her manada çevirmek. Yani ticari gemilerin rotası bile rahatlayacak, öyle düşünün. Tabii yok, yani ve bu sonrasında baktığınız zaman işte İsrail gazının yani boru hatlarının yollarıyla ilgili olan o yaşanan bütün gerginlikler vesaire belki de orta ve uzun vadede tekrar hani boru hatlarının çizimine bile etki edebilecek bir gelişme. Tabii buna ne eklenecek? Hani İsrail'le ilişkilerde de yeni bir açılım ya da yeni bir ılık rüzgar gelecek mi? Ve sonrasında tabii Şam yönetimiyle Ankara'nın bir şekilde hani dolaylı, bayağı dolaylı temaslar oluyor alt düzeylerde onu biliyoruz ama hani Ankara-Şam hattında bir böyle esneme olursa eğer birkaç adım sonra o da tabii bambaşka bir gündemi beraberinde getirir olumlu manada. Aynen, Murat Bey size bir katkı olsun. O ekonomi gündemini de çok daha büyük tartışmaya ve olumlu havaya döndürür. İsrail'e ticaret hacmimiz son 5 yılda ihracatımız devamlı artmış. İthalatımız da neredeyse sabit kalmış. Aynen yani, son öyle. 5 yılda. Ama doğru Mısır'la diplomasiden etkilendi. Yok, kesin tabii. Yani mesela ihracatta yük gemilerinin yolları uzadı, zorlandı. Bu ama karşılıklı bakarsanız siyasi olarak aslında İsrail'le çok daha böyle sert argümanlar yaşadık, suçlamalar yaşadık. Hı-hı. Mısır'a kıyasla. Ama demek ki İsrail ve Türk iş adamları veya ekonomi patronları bu ilişkinin ekonomiye yansımamasını bir şekilde becermişler. Çok daha az bana göre rigid ve kötü tartışmanın olmadığı Mısır'la da bu iş işte belki de sıfıra düşmüş veya çok çok azalmış. Şöyle deniyor, bu tabii uzun bir aradan sonra çok önemli bir açıklama. Siyasi, ekonomik ve dış politika ayağında farklı bir gündemi beraberinde getiriyor ve farklı bir süreci de beraberinde getiriyor. Yunanistan herhalde buna çok sevinmemiştir. Ama Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin
durumunu değiştirecek, ülkelerin Doğu Akdeniz'in durumunu değiştirecek bir karar, bir süreç olduğunu da anlıyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi, bizden de gitmedi. Bir yol haritası çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. Nedir bu yol haritası Murat Çelik? Ne olacak? İşte onu bilmiyorum açıkçası. Yani biraz ona çalışmamız lazım bugün. Çünkü nihayetinde bu adımların atılması öncesinde bir altyapı olduğunu gösteriyor. Yani durup dururken Mısır bir karar açıkladı. Oradaki hassasiyete karşılık da Türkiye hemen böyle bir adım attı değil tabii. Hani alt düzeyli temasların bir şekilde bir altyapı oluşturduğunu anlıyoruz buradan. Ama bundan sonrasında muhtemelen şimdi Dışişleri Bakanları düzeyinde herhalde bir işte oturulup konuşulacak ve bir yol haritası belirlenecek. Ondan sonra da ilişkiler belki bir anda eskisi kadar iyi olmayacak elbette ama o iyileşme yoluna sokulacak. Yani o yol haritasının detaylarını inanın ben de şu anda bilmiyorum. Zaten yayından sonra da biraz ona çalışmamız gerekiyor. Aynen. O zaman İsrail, Suudi Arabistan, Mısır da beraber olduğu, belki Yunanistan'ın da, çünkü orada da ilişki, yani sözlemler biraz daha yumuşadı. Farklı bir Doğu Akdeniz. Peki dünyanın bakışı nasıl olur diye sorayım. Amerika'nın İsrail'le ilişkisi, Doğu Akdeniz'deki Rusya'nın planları. Bu arada bir dipnot Rusya ve Amerika. Mesela BAE ile değil ama Suudi Arabistan'da çok böyle, onlarla da çok gerginleştik. Biz o sırada Suudi Arabistan devletinden bir tanesi uçak bakım onarım olmak üzere çok ciddi iki tane işi bize verdiler. Resmi değil ama gizli ambargo uyguladılar onlar bize. Yok hayır var. Ama işte anladım. Bir taraftan ama da böyle şeyler oldu. Ama işler devam edebiliyordu. Ya dünya nasıl bakar? Şöyle bir şey var. Resmi yapamadı zaten ambargoyu evet. Ama gizli ambargo uyguladı. Dünya ya dünya derken AB derken de Yunanistan ve Fransa. Bir taraftan da onların abileri Amerika Doğu Akdeniz'de bir şekilde oyun kurmak için işte Yunanistan'ı tabii ön plana atmaya çalıştılar. Çünkü başka dayanak noktaları yok. Yani Fransa'nın, Amerika'nın söyleyebileceği bir şey yok bu konuda. Yunanistan'ın da aslında söyleyebileceği bir şey yok. Çünkü Doğu Akdeniz'e kıyısı olmayan biri. Burada bir plan denediler. Yani masada olalım diye. Bana göre tutmadı. Tutmayacak gibi de gözüküyor. Amerika, Avrupa, AB, özellikle Fransa bundan memnun olur mu? Hiç memnun olacağını sanmıyorum. Hani çünkü onların hepsi oyun kurucu olmak isterler. Ama burada mutlaka bir konsensüs olacaktır, bunu da söyleyeyim. Yani evet masada buranın hakkı olan ülkeleri olacaktır. Ama sonuçta o hakkı olan ülkeler de Amerikalı özellikle bu işin devasa şirketlerini göz ardı etmeyeceklerdir. Hani orada bir resmi masa olacaktır. Ticari kısmında da mutlaka orada bir karşılıklı bir anlaşma olacaktır. Hakeza yani zaten buradan çıkması muhtemel ciddi kaynaklar. En büyük müşterisi zaten Batı olacaktır büyük ihtimalle. Aynen. Dolayısıyla resmi masada evet onlar olmayacak, onlar olmak istediler. Bunu Yunanistan üzerinden yapmaya çalıştılar. Her ne kadar hiçbir hakkı hukuku olmasa da Yunanistan'ın. O şu an olmadı ve olmayacak gibi gözüküyor ama bir konsensüs olacaktır. Onlar da öyle bu kadar milyar trilyon dolarlık bir ekonomide böyle bir kaynakta dışarıdan durup seyredeceklerini zannetmiyorum. Nasıl Suudi Arabistan'ın Irak'ın petrolünü kontrol ediyorlar. Kontrol edemedikleri Venezuela petrolünün bir damlasını Venezuela'dan dışarı çıkartmıyorlar. Orada da bir ticari anlamda konsensü olacaktır. Olması da gerekir. Peki. Murat Çelik, Mısır'la diplomatik temasların uzun bir aradan sonra, tarihi tam hatırlayamıyorum ama çok uzun bir süre oldu. Başlaması, bakacağım şimdi ben de. Bu tamamen Libya ile Türkiye'nin deniz yetki anlaşmasında ki alana saygılı olması ihaleye çıkarken Mısır'ın o mudur, neden öncesi de var mıdır sizce? Bir anda Suudi Arabistan'dan da bir adım beklentisi, İsrail'den bu açıklamalar hani çok arka arkaya geldi ve bu dönemde geldi. Neden, nasıl oldu? Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir kere ilişkilerin hani kırılma noktası nihayetinde orada yaşanan bir darbe, Türkiye'nin de o darbe karşıtı tavrının netliği ve istikrarlı bir şekilde Türkiye hatta dünyada başka hiçbir ülkenin yapmadığı kadar sert bir tavır koydu. Karşılığında da Mısır'da işte gördük nasıl bir mukabele ettiler ve hani ilişkiler ne kadar gerildi. Adeta Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere bile kucak açacak bir noktaya geldi Mısır. Yani karşılık vermek mütekabiliyet esasına göre. Çünkü Mursi'yi destekleyen Türkiye
yani Sisi muhaliflerine destek verince kendilerince Mısır'dan da böyle bir cevap geldi. İlişkiler o noktaya kadar geldi. Şimdi bunu gözden kaçırmamak lazım. Bundan sonrasında Türkiye'nin Libya ile ilgili attığı adım, o deniz yetki alanları sözleşmesi vesaire, ama sonrasında Türkiye'nin Libya'daki yönetim krizinde aldığı pozisyon ve etkin rolü, bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani Türkiye, burası benim coğrafyam ve gelecekte beni de etkileyecek gelişmelerin oluşma aşamasında ben hem masada hem sahada olurum dedi ve bunu da yaptı. Yani sadece söylemekle kalmadı. Demin başka konularda hani teori pratik arasındaki farkın olduğundan bahsediyorduk. Burada söylediğinde yaptı Türkiye ve kararlılıkla yaptı. Şimdi bunun tabii dışarıda da bir görülme boyutu var. Yani Türkiye'nin bunu sadece sözde söylemediği ve bu bölgede yapacaklarını söylediği gibi yaptığı, burada bedel ödemesine rağmen ya da bedel ödemeyi göze alarak bunları yaptığı gibi bir gerçekle karşı karşıya. Bunda hem Batı hem de bölge ülkeleri. Bu noktadan ben bütünü itibariyle bakıyorum, detaylar değil, bütünü itibariyle bakıldığında Türkiye'nin bu kararlılığının diplomasi alanında bir sonuç verdiğini düşünürüm. Yani oradan gelen adımlarda. Ama şimdi bundan sonrasını, İşte o kararlılıkla gelinen noktayı iyi değerlendirecek şekilde yürütmek lazım. Bundan sonrasını iyi yönetmek lazım. Bir tek Yunanistan'la ilgili şüphelerim hala yerinde duruyor. Çünkü Yunanistan'ın böyle noktalarda belki oluşan iklimle, iklime uygun olarak ilk planda sıcak mesajlar verebileceği, ama uygulama aşamasına gelindiğinde klasik Yunanistan olarak Türkiye ile Türkiye'nin başına yine sıkıntı açacak ya da Türkiye'nin başına ağrıtacak uygulamalarda bulunacağını tahmin etmek güç değil. Ama diğer taraftan evet, birbirine bağlı elbette. Hani Biden sonrası Amerika'nın bölge politikalarını da bundan bağımsız düşünemeyiz elbette. Daha doğrusu bu bölgede yaşanan gelişmeleri Amerikan seçiminin sonucundan bağımsız düşünemeyiz demeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani Biden bütün olarak baktığımızda bir hazırlık şimdi, ve ülkelerin buna karşı bir pozisyon alıyorlar gibi geliyor. Evet, ben öyle okuyorum yani. Anladım. Bütünü itibariyle baktığımız zaman. Ama işte detaylar... Açamaz. Ya çünkü şimdi bundan sonra ya şöyle, bölgede Trump sonrası politikalar, Washington'ın Trump sonrası politikalarını düşündüğünüz zaman, hani Suudi Arabistan'la Washington arasındaki ilişkileri öngörmek, yani şu an için tabii bütünüyle değil ama düşündüğünüz zaman hani neler olabileceğini, bir en azından genel havayı okumak mümkün. Dolayısıyla bu anlamda ülkeler, Türkiye bu bölgede hesabını yapan, yani bir ülke bu bölgede hesap yapıyorsa Türkiye'yi o hesabın dışında tutamaz. Bu mümkün değil. Buna İran dahil, Suudi Arabistan dahil, hatta işte Birleşik Arap Emirlikleri malum. Dolayısıyla şu da konuşuluyordu, hatırlayacaksınız. Evet, çok büyük gerginlik Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında, ama Suudi Arabistan'la yeni bir döneme girilmesi itibariyle belki Birleşik Arap Emirlikleri, yani Dubai-Ankara ilişkilerinde de bir iyileşme bekleniyordu. Dolayısıyla bunları böyle peyderpey görebiliriz. Çok şaşırtıcı olmaz. Bir de Suudi Arabistan'ın ilişkisi Amerika ile çok parlak değil Biden yönetimiyle şu anda. Tamam, değil. Prensin, işte o yüzden de pozisyonlarını bölgede güçlendirecek, yani o manada kendi pozisyonunu bu bölgede güçlendirecek adımlar atmasını bekleyebiliriz. Onu söylemeye çalışıyordum. Peki. Bir de Profesör Doktor Mithat Baydur Okan Üniversitesi öğretim üyesi telefon attığımızda soralım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz rahat? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sevgili Ebru Baki. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hem sevgili Murat Çelik'e hem de Onur Erim'e de buradan sevgiler, saygılar yolluyorum. Sağ olun, teşekkürler. Nereden de hocam? Sağ olun. Şimdi uzun bir aradan sonra yeni bir dönemin işareti mi? Türkiye'nin Mısır'la diplomatik temaslarının başlaması. Suudi Arabistan'la onlardan bir adım gelirse neden olmasın açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun. İsrail'den gelen olumlu açıklamalar ardı ardına Suriye toplantısında Katar, Rusya ve Türkiye'nin Doha'da bir araya gelmesi, Suriye toplantısı yapması ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne hazırlık konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün Avrupa Birliği lider danışmanlarıyla bir araya gelmesi. Arka arkaya açıklamalar ve sıcak gelişmeler bize ne anlatıyor? Size ne anlatıyor? Ne görmeliyiz buradan gelecek? Şöyle diye. Tabii çok ani bir gelişme sevgili Ebru Baki'cim. Ben hemen aklıma gelen ilk şeyleri söyleyeyim. Bunun bir iç politika izdüşümleri var. Bir de dış politika boyutları ve tezahürleri var.
Şunu söylemek lazım. Mesela gündemde, iktidar gündemi belirlemekte bir miktar manevra alanı kaybediyor gibi zannımca. İşte mesela muhalefet artık soru sormaya başladı. Minikten başlayarak devasa boyutlara giden sorular bunlar. İşte S-400'den neden aktive edilmiyor? Suriye'de, İdlib'de, Afrin'de neler oluyor? Rusya ile ABD ile aslında bir şeyler alınıp veriliyor mu? Libya'da neler oluyor? Ya da Doğu Akdeniz'de NAVTEX üstüne NAVTEX ilan ediliyordu. Ne oldu? Dolayısıyla bütün bunlardan yola çıkarak bir iç politikadaki bir sıkışmışlığın, yani bu bir bunları yeterli cevap verilemeyince manevra alanını daraltıyor iktidarı. İktidarın böyle bir manevra kabiliyetini törpülüyor adeta. Birincisi bu. İkincisi ise bir dış politika boyutu var. İç politikadan ziyade. Bir de dış politikada artık bir tür bir dönüş var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde artık yönümüz ve yolumuz batıdadır açıklamasını da eğer böyle bir çerçeve tip bir duvara doğru atarsak özellikle son 10 yıldır Türkiye'nin uygulamış olduğu Ahmet Davutoğlu da esasında bunun şahsını ve bir tür motosunu bulan o Osmanlıcı anlayışın bittiğini ve Türkiye'nin tekrar ilişkilerini ihvancı politikaları da aslında bir kenara bırakarak ilişkileri tekrar 2002-2010 yılları arasındaki bir döneme, o eksene yeniden oturtmak istediğini görüyoruz. Ama buradaki soru esas Mısır olduğu için şunu söyleyebilirim Mısır için sevgili Ebru Baki. Mısır ile ilişkilerin düzelmesi yaratacağı titreşimler açısından bir Türkiye-Mısır ilişkisinden çok 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 daha fazladır. Çünkü Mısır yine hepimizin oradaki sevgili konukların da bildiği üzere Arap-İslam dünyasında nüfus, askeri siyasi güç ve Orta Doğu siyasetinde çok önemli bir ülkedir. Arap dünyasının aslında kalbidir. Ve ayrıca Mısır'la ilişki kurmak demek Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişki kurmak. O bakımdan iktidar... Hep açılan kapı diye diğer ülkelere evet, yorumlandık değil mi? O yüzden de mesela evet, ihracatta, taşımacılıkta süre kısalır, aynen, yollar kısalır, maliyet azalır. Birçok ülkeyle tabii direkt temas sağlanır diye anlatırdık. Bir de şimdi Mısır'da ilişkilerini düzelttiğiniz zaman zaten bizim öteden beri ilişkilerin çok iyi olduğu Katar'ın bizden önce bu tür ülkelerle ilişkilerini düzelttiğine de bakarsak aslında yani Katar bizi takip etmeliydi. Biz biraz Katar'ın arkasından bir Katar'la gidiyoruz. Dolayısıyla o da ilişkilerini düzeltti. Dolayısıyla şimdi Mısır'la ilişkilerin düzelmesi bütün Körfez ülkeleriyle düzelmesi demek. Anladım. Suudi Arabistan'a kesilen ihracatın belki artması, yeniden ticari ilişkilerin kurulması demek. Ama bu spesifik alandan daha ziyade daha üst bir kategoriden panoramik baktığımızda bence en önemli, yani kendi söylediklerimiz en önemli bulduğum şu: Türkiye son 10 yılda iki emperyalist blok arasındaki çelişkilerden yararlanarak bir denge politikası oluşturuyordu. Bu denge politikasını bırakıyor artık. Yani? Bu bence en önemli. Yani? Yani daha ziyade Batı dünyasının, yani Atlantik İttifakı'nın daha kolay ilişkiler kurduğu Körfez ülkeleriyle, Atlantik ülkeleriyle de, yani İsrail Atlantik İttifakı'yla da ilişkilerini düzelteceğinin somut bir göstergesi bu. Batı yanlısı politikalara geri dönüyor. Anladım. Amerika ve Avrupa Birliği de dış politikada ve Türkiye ile ilişkilerde aynı eksene döndü ya. Evet. Değil mi? Hep öyle söylüyorsunuz. Evet. Daha birlikte mesajlar veriyorlar. Dolayısıyla evet, topyekün bu süreç Batı ile ilişkileri ve dış politika anlamında açılımları evet, da olumlu etkiler. Her ne kadar mesela, doğru anladım herhalde. Tabii, bravo. Aynen öyle. Ya biz her ne kadar yani 18 yıldır neden yapılmadı da şimdi mi aklınıza geldi insan hakları eylem planı gibi şeyler söylesek de bütün bu insan hakları vurgusu, bugün mesela saat 3'te işte ekonomik reform paketi tekrar bir şey açıklanacak, insan hakları, demokrasi, piyasa ekonomisi vurgusu tamamen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden istenilen düzeye tanzim edilmesi, Transatlantik İttifakı ve Batı İttifakı ile iç içe olan Körfez ülkeleriyle ilişkileri yeniden dizayn etmek, kurgulamak ve yeniden doğru bir eksene oturtmak amacını taşımaktadır düşüncesindeyim. Peki bir cümle Rusya? Rusya ile ilişkiler birazcık bir şey, bir tür böyle bir dondurulmuş gibi. Ama bundan sonra özellikle Suriye'de ve İdlib bölgesinde S-400'lerin bilmiyorum yani büyük ihtimalle aktive edilmeyecek gibi geliyor. Bu ayrı bir tartışma konusu. Yani şu an hani belki ona girmek çok doğru değil ama Rusya ile ilişkilerde belki bir denge olacaktır. Çünkü Rusya da Türkiye'yi önemli bir enstrüman olarak gördü Batı İttifakı'nın içerisine sızmada ve parçalamada.
Ama hiçbir zaman daha önceki kadar çok girift ilişkilerin olacağı kanaatinde diyelim ki Rusya bunun ipuçlarını zaten hemen şimdi Ermenistan'da vermeye başladı. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim efendim. Kabul ettiğiniz için ve değerli yorumlarınız için bir özet de aldık Profesör Doktor Mithat Baydur'dan. Son sözlerinizi de sizin alayım. Murat Çelik, siz Amerikan, yeni Amerika yönetimine dış politikada Batı perspektifinde daha uyumlu bir süreci siz de söylemiştiniz. Hoca da altını çizdi. Bir yandan ekonomik tabii anlamda bu ciddi bir kazanım getirebilecek bir süreç. Bir de iç politika anlamında dış politikanın ağır tonunu hafifletmek ve olumlu yansımalarını almak anlamında da olumlu gelişmelere gebe. Ama tabii daha önce hep uzmanlar şey diyordu, Mısır'la ilişkiler geliştirilmeli, darbeye karşı çıkmak ayrı, ilişkilerin sürmesi ayrı, yine karşı çıkın diye. Şimdi de eleştiriler de bir geliyor o noktada, muhalefetten, siyasetten gördük dış politikada. Tabii bunları da yaşayacağız herhalde ama şimdiye kadar niye ilişki kurmadık diyorduk, şimdi hani ilişki niye kurduk demek biraz tezat da oluyor yani. Son sözlerinizi alıp tamamlayacağım. Murat Çelik, sizin manşetlerinizi alayım sonra onları şöyle edelim. Söyleyeyim. Yani gecikmiş bir hamle midir? Evet, gecikmiş bir hamledir, doğru. Burada iç politikayla dış politikanın çok iç içe geçtiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Doğru. Yani işte Amerikan seçimlerinde nasıl gördük, bizim Türkiye'de dış politika ve yakın çevre bağlamında ulusal güvenlik kavramının, işte bir seçime gidiyorsunuz, yerel seçime gidiyorsunuz, beka meselesi olarak adlandırılabiliyor. Bütün bunları niye söylüyorum? Dış güvenlik, iç politikanın, hani hep söylenir ya işte dış meseleleri ya da Türkiye ile ilişkileri iç politika malzemesi yapıyor. Amerikalı da yapıyor, Rusya da yapıyor, Yunanistan da yapıyor vesaire diye. Bunu malzeme yapmak diye okursanız, öyle adlandırırsanız evet öyle de okunabilir ama ben şöyle bakmayı tercih ediyorum. Artık çok iç içe ilişkiler. Yani siz şimdi Doğu Akdeniz gündemini Türkiye'nin iç politikasından bağımsız düşünemezsiniz. Yani o gündemin iç politikaya etkileri anlamında söylüyorum. Doğru. Mısır'la ilişkiler, işte söylüyoruz hani 6 milyar dolarlık bir ticaret hacminden düşmüşsünüz belki 3'te 1'lere. Şimdi oradan tekrar bir ivme yakalanırsa, oradan elde edilecek gelirin sizin burada sabahları okuduğunuz piyasa analizlerine bir olumlu etkisi orta vadede olacaktır. Bu Mısır bir örnek. Mısır'la birlikte eğer bu sıcak hava diğer ülkelerle olan ilişkilere de yansırsa, hele de hani işte Suudi Arabistan'la ilişkilere baktığınız zaman, işte İsrail'le ilişkilere baktığınız zaman bunların nasıl bir böyle kar topu gibi etkisi olduğunu da görüyoruz. Öyle büyüdüğü zaman da ekonomiye nasıl yansıdığını, ekonomiye yansımaları iç politikayı belirlediğine göre, hani bu zinciri şöyle bir tamamladığımız zaman dışarıda, ya yani Mısır'la ilişkilerdeki bir adım ne kadar etkili olur dediğiniz zaman çok etkili olabilir. Olur. Gerçekten. Olur. Devamı nasıl gelecek, ama daha önemlisi işte hep hani uygulamaya bakıyoruz, manşet orada bence. Her konuda aynı manşeti atabiliriz. Esas olan uygulama. Bundan sonra, bu adım atıldıktan sonra yeni dönemi nasıl yöneteceksiniz ve o yönetim sürecinde Türkiye bu nasıl söyleyeyim, yeni iklimden nasıl kazanımlar sağlayacak? Beni asıl ilgilendiren ve takip etmemiz gereken de bu. Bir cümle, Rusya ile ilişkileri gelişimi için süremiz daraldı biliyorum ama tamam, şöyle söyleyeyim. Orada Mithat Hoca'dan ayrıldığım bir nokta var benim. Şimdi bakın, siz eğer güçlüyseniz bölgede, şimdi Rusya'nın dünya üzerinde dev bir aktör olduğu gerçeğini unutmayalım. Ama siz bölgede ne kadar güçlüyseniz, Rusya gibi bir aktörün sizle ilişki kurma yöntemleri de ona göre şekilleniyor. Siz güçsüz kaldığınız sürece, bunu bütün ülkeler için söylüyorum ama tabii Türkiye özelinde söylüyorum. Siz eğer güçsüzseniz, eliniz güçsüz bir dönemdeyseniz, Rusya'nın size karşı olan tavrında, Putin'in mimiklerine yansıyan veya işte karşılama ritüellerine yansıyan farklılıklar olabiliyor. Ama siz güçlü olduğunuz sürece Moskova'dan gelecek tavır da ona göre şekillenecek hiç şüphesiz. S-400 F-35 ikilemi maalesef devam ediyor. S-400 konusunda Rusya'yı pek mutlu edeceğini düşünmüyorum Türkiye'nin alacağı kararların. Ben de S-400'lerin bir şekilde, bir formülle, bu arada şunu da söyleyeyim, Hulusi Akar o Girit modeli diye söylendi ya, Girit modeli Hulusi Akar'ın ağzından çıkan bir cümle değil ama onu dinleyen gazeteciler yorumu bu şekilde yaptılar. O lafta Hulusi Akar'ın söylediği kaldı. Gibi bir evet üzerine kaldı aslında değil ama bir
Ankara modeli bulunabilir mi? Bu da nasıl olacak? Hani şu anki gibi böyle devam ederek ama tam da aktive etmeden. Çünkü orada Milli Savunma Bakanı mesela söylüyor. Eğer bir tehdit, taarruz tehdidi olmazsa niye aktive edelim dedi. Gibi bir. Tabii. Yani bir dolayısıyla hani burada işte... Burada bir şekilde hani bu süreci Türkiye böyle yumuşak götürmek niyetinde ama tabii işte Moskova'nın o konudaki tavrı ne olacak? Onu da görmek hatta lazım. Hatta sonrasında işte ortak üretim planları bile yapıldığını düşünürseniz ama diğer taraftan da F-35'lerle ilgili Türkiye hukuki bir mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Yani F-35'lerden de vazgeçmeyen bir Türkiye var. Hem F-35'in peşinde olacaksınız hem evet. S-400'leri koordine etmeye çalışacaksınız. Çok kolay değil. Ama ben Rusya ile ilişkilerin Türkiye'nin bu açılımları sonrasında bunların Putin'i rahatsız edecek olmasına rağmen, belli boyutları olmasına dengede rağmen kalacağım. Türkiye-Rusya ilişkilerinde evet Türkiye-Rusya ilişkilerinde ben öyle göreceli bir negatife evrilme olmayacağını düşünüyorum. Putin-Erdoğan arasındaki ikili ilişkiler iki ülke ilişkilerinde de çok belirleyici oluyor zira. Çok teşekkür ederim. Sağ olun bugüne katkınız için. Çok teşekkürler Murat Çelik. İyi bir gün, ben iyi bir hafta ederim. Sonu diliyorum. Onur Erim'den de artık alıştınız. Manşet atarsınız. Estağfurullah, estağfurullah. Süre desteği ne verirsiniz. Ne bilgimiz aynı olan bir şey. Onlar sizlere ait. Estağfurullah. Olarak. Şimdi S-400'ler konusunda hemen bir şey yapayım. Bunun bu S-400'ler için bir birlik kuruldu. Eğitimler tamamlandı vesaire. Yani bu aktive edilmiyor. Aktive edildi çok oldu ama bu devamlı kullanılan bir sistem değil. Ben S-400'ler konusunda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için sadece siyasetten değil bir geri adım atacağını düşünmüyorum. Ama yine aşıda bahsettik. Bu hafta Hisar o artı sistemimizin yani şöyle söyleyeyim çok kısa bir zamanda dünyanın o kategorideki en iyi sistemlerinden biri adayı olan sistemi şu öyleymiş, ana kadar evet. Maşallah çok iyi gidiyor. Yani bizim bunlara hiçbir ihtiyacımız da kalmayabilir. Ben F-35 konusunda Türkiye'nin herhangi bir alım yönünde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Amerika'da ki ben bunu söylediğim zaman şaşırılıyordu. Amerika'da şu an çok ciddi tartışılıyor. Programın devam edilmesi tartışılıyor. Aynen. Çünkü gereğinden fazla pahalıya mal olmuş bir ürün. Rusya ile ilgili evet ben de orada Mithat Hoca ile çok aynı fikirdim. Yani biraz dondurulmuş gibi dedi ama hayır dondurulmuş gibi değil. Gayet bence devam edecek. Ediyor. Ve daha da yani böyle bir, evet. Bir hani orada bir bu kadar gelişmede nasıl etkilenir diye sormuştum. O anlamda böyle bir etki beklemediğinizi anlıyorum. Yani dünkü zaten yüz ifadelerine bakarsanız dünkü açılışta Temel Atatürk'ün Sayın Erdoğan da Sayın Putin'de. Aynen. İsrail konusunda dediğim gibi İsrail'in kendi içindeki bu belirsizlik daha doğrusu belirsizliktir yani. Netanyahu peki. Bir zamandır artık topal ördek sadece nasıl gideceğini yeni döneme bakmak tam lazım. Orada bir sıkıntı var. Burada yapılıyor mu bilmiyorum ama bu Karabağ'ın geri alınmasında Azerbaycan'da sonrasında özellikle ve devamında gördüğüm bir sahne var. Acaba biz İsrail ilişkiler konusunda belli ki önemli ilişkileri olan Azerbaycan'la da bu konuda bir yapabilir miyiz? Yardımlaşma yapabilir miyiz? Anladım. Onların üzerinden ve anladım. Devamında. Son söz şunu söyleyeyim. Bu bölgenin 3 tane millet devlet ülkesi vardır. Türkiye, İran, Mısır. Anladım. Ve bunlar çok köklü tarih olan ülkelerdir. Ve bu ülkeler bir arada. Siz burada bir problemi çözmeye kalkıyorsanız, bir iş halletmeye kalkıyorsanız bunlardan hangisini dışarıda bırakırsanız doğru orantı olarak sıkıntılara gebe bırakırsınız bölgeyi ve konuyu. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bugüne desteğiniz için. Onur Erim ve Murat Çelik kısa bir ara toparlayacağız. Diyoruz para gündemi hem bugün de hem de bu hafta için. İyi bir gün, iyi bir hafta sonu diliyorum. Sözü Hülya Aykın'a bırakacağız. Gelişmeleri Habertürk ekranlarından izleyebilirsiniz.